Hoş geldiniz. Evet, herkes hoş geldi. Gençler, çocuklar, küçükler, büyükler. Darla dapan yürü yok. Ne yapıyorduk lan biz? Biz en son ne yapıyorduk harbiden? Yani yayına girmeli uzun zaman oldu. Ne Bir yapmışız bir şeyler bakalım. yapıyorduk ama. %50 gübre attık. Taş toplamışız buradan belli. Burada taş toplamamışız. Burada Toplayacağız. taş Makineyi koymuşuz. toplanacakmışız. Makine duruyor. Ama gübrelenmiş. Gübrelenmiş de işte taş toplayacağız. Ondan sonra başlarız. Oo Kerem hoş geldin ya. Orada taş toplayacaksak öbür yer arazide de taş toplayacağız demektir. Ben o zaman yine taş toplayacağım. Sarıcı soktuk mu biz taş topladıktan sonra? Öbür arazileri. Onu da haritadan görürsün. Şu şeyden menüyü değiştireceğiz ya. İşlendi diyor bak fidelik demiyor. Sarıcı istiyor. Şu ikisi. O zaman ben sarıcıyı sokayım abi. Biz mi Abi. sokacağız? Nasıl sarıcıda mı? Öbür sarıcıda mı? Bakayım. Bu sarıcıda. Bu arkadaşı sarıcı yapmışız. Öbürünü yapmamışız demek ki. Yapacağız yani. Bakacağız. Sen yaptın. Affedersin seni şey etmen yani. Hele bir bekle, hele bir makine bir insin lan. Dur 2 dakika sabırsız dallama. Bir alet insin lan. Ya adam. Allah Allah. Aa. Lan. Allah Allah. Ters koymuş ama lan. Tamam. Yok. Açık, açık mı burası? Açık, evet. Bir tane de buradan. Yani. Olacağına bak. Yalnız bu işte bir sayısal sıkıntı var, farkında mısın? Evet. Neden böyle bir şey oldu? 10, 2 bizde, 3 orada, 5. 2 tane daha olması lazım. Bundan 2 tane daha vardı. Nerede lan? O kutunun içinde bir tane daha var ya. İki, bak en dipte bir tane daha var. Gördüm. Elimizde de başka yok zaten. Bu sürücü de mi bu? Evet. Başka Şey da yapayım yok. da ne olur ne olmaz. Arkadaş hala bence bir tane eksik. 7 tane değil miydi oğlum bunlar? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Tamam bura gidiyor. Sarıyor. Lan taş toplayacağız. Tarlaların hepsini gübreledik. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum ki oğlum. Benim kafa yandı ya. Vallahi benim kafa yandı. Bir şey gibi tık 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 tık. Yeter oğlum. Borcumuz var mıydı bizim? Var değil. Dünya kadar. Olmaması mümkün olmaz. Aga olacağız dedik, fabrikatöre döndük. Onu da olamadık. Gırtlağa kadar borç içinde yaşıyor. Biz neye gireceğiz şimdi arazileri? Ben onu bilmiyorum. Elimlendi. Hatırlamıyorum. Bizde hayvan gibi kanalı vardı, onu hatırlıyorum. Yulafımız eksik bizim. Yulafımız şeyden dolayı eksik. O bari belli. Bir yulaf lazım onu biliyorum ya. Yani. Yapıştır 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 bir şey olmaz. Bug atıyor orada yapıştır. Taş yok sonuçta. Yok.
Yulaf lazım çünkü fırına koyacak un kalmadı elimizde, bitti. Bravo. Artı yağ fabrikası için bizim ayçiçeği da eklememiz lazım, ayçiçeği. Ha, biz ayçiçeği ekmeyi düşünüyorduk bu olaya. Ayçiçeği ile yulaf aynı anda ekiliyor. Ekimleri aynı, hasatları farklı. Şurada küçük bir daş parçası bıraktı. Onu topluyoruz. Aldı. Aldı aldı. 6 milyon aldı. Yani şey olarak bakıyorum, bir de şu üsttekine çimen mi koyacaktık? Buraya çimen olarak düşünüyoruz da normalde. Ama çimenin deposunu alabilecek miyiz? Önemli olan oydu değil mi? Evet. Samanlık alabilmemiz lazım onun için. Samanlık için paramız var mı? O yüzden de o araziye bir halt etmememiz lazım şu an. Taş toplayıp bırakmamız lazım. Ne yapacağız ya? Benim beynim yok ya. Şeyler iyi para. Neydi o? Samanlıklar fiyatı uygun değil yani, oraya bir operasyon çekmemiz lazım. Şu taşları bir toplayalım mı abi? O zaman çünkü yani samanlığın içine çim doldurmaya başlamak lazım. Bir dakika ya. Sen burada bir dur. Niye boşa duruyor abi? Niye gübre dedik ya? Dedim bunu verelim. He. Bu tarlaya da sarıcı girecek ya. He, bunu sarıcıya çevirelim diyorsun. Hı. Yani düşündüğüm şu ki dostum, yani dediğin gibi yani samanlık fiyatına bakacağız. Samanlık, çünkü bizim şu anda çim biçmeyle ilgili bir sorunumuz yok. Bütün cihazlar olması lazım bizde. Çim biçmeyle ilgili bir sıkıntımız yok abi bizim. Makineleri var diye hatırlıyorum. Var işte hepsi. Yükleme vagonu da şu köşede bir yerdeydi. Evet, şu önde. Yani tüm makineler var aslında. Yani sadece diyorum ya, bir samanlık olacak ki çimi biriktirebilelim oraya. Öbür türlü zaten başka bir şey yapamıyoruz ki abi. Biz koyuna giriyor muyuz şu andaki kesin olarak? Koyuna girmek değil abi. Önce bir çim biriktirelim. Koyunun ne yiyeceğini bilmiyoruz ki. Elimizde malzeme olması lazım onun için. Budur. O mevzu için elimizde şey olması lazım babacan. Bunun yani koyunları aldık diyelim. Ne yiyecekler ona, ben onu bilmediğimizden. Tavukları ezberledik. Ortalama ne kadar gömüyorlar. Evet. Ama çim yani koyunların tüketim hızını bilmiyoruz. Bir de şöyle de bir durum var. Ulan biz bu koyunu alacaksak en babasını koyalım yani bir tane. Tabii canım. Ben de onu düşünüyorum zaten. Büyüğünden yapıştırmak lazım. Çok dışta mı kaldık? Şaka. Benim gözüm de görmüyor, iyice beynim yandı ya. Sen gel bir de bana sor. Sürekli sabahtan akşama kadar alüminyuma bak, alüminyuma bak, alüminyuma bak. Geri aldı. O da verdim bir şeye. Yani gittiği yere kadar gitsin. Şimdi biz bunu döndür gidiyoruz ha. Aldığı kadar almadığını hızlı bir şekilde evde alacağız. Hallederiz ya. Bence sorun çıkmaz yani. Oğlum benim oda sıcak mı, bana mı öyle geliyor? Abi şu an harbiden sıcak olmaya başladı. Yani dışarıdan, dışarısı soğuk. Ama şu an senin oda daha sıcak. Oğlum benim şu anda 4 kaloriferle çalışıyorsun burada. Olur. Çalışıyor mu gidelim ya? En son kafayı yediydi klima. Kafayı yediydi derken? Ya bir şey yapıyor bazen. Soğuk sıcak içlerinde bir bekliyor, bir şeyler oluyor. Al. He.
bekliyor. Niye bekliyor ben de bilmiyorum. Lan yanlış tarafa çok. Ulan tarlanın anasını verledim lan. Tallayı, tallayı verilemiyor muyuz abi sen sende? Ben sadece kıracağım yönleri karıştırdım. Şu üstteki nereye taş var, nereye girdi? Nereye girdi? Açık bir traktör kursan ya. Açık bir oğlum, bu bildiğin agresif. Öyle böyle değilim de. Bayağı agresif yani. Zaten Samsun'la taş toplamayı falan yapıyoruz. Bu ekme biçme işlerine başladığımız zaman ki ekim makinesini söylüyoruz. Tık 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 2 dakika hallediyor. Aynen. Güzel abi. Biz o iki büyük tarlaya şey mi ekecektik demiştik. Ay şu an mı bizim çekiyor? Yulaf ekeceğimiz yerler lazım. Bize bayağı bir yulaf lazım. Bize çok yulaf lazım. Daha o zaman bir karar verelim. Şu öndeki iki tarlaya yulaf mı ekelim, ne ekelim? Yok ben yine söylüyorum sana. Ağaç çiçeğini bir sezon beklete de bilirsin ya. O kanala yer bitmez bence bir sezonda. Bir de siloya da attık. Sığmadığı için. Evet. Yani ben düşünüyorum ki şöyle ki ya babacan, bize şimdi harbi ciddi yulaf lazım lan. Fırınlar fena gömüyor yani. O zaman ne yapıyoruz? Yulaf mı yapıyoruz? Bence full yulafa daldıralım ben o zaman. Yani. Bir post ediyorsun. Abi en fazla siloya koyarsın fazlasını. Ne olacak? Ya. Öyle yapalım. Son şey bir şey. Ham maddeyi hayvan gibi üretmemiz lazım abi. Yok, yani yetiştiremeyiz yoksa. Ya bak ben sana söyleyeyim, bu dört tarladan gelen malzeme mesela, işte böyle bir sürü arazimiz olduğu zaman şey yapacağız. Bir sezon bir yerde, bir sezon bir yerde çalışıyorsa şey sezon 3 aylık periyotlar halinde oraya git, oraya git, oraya git olacak. Hiç durmayacak bu aletler bu sefer. Ya tabi o da var. Bu çıkacak işin. Şimdi bu dört tarla kanalaya bastın mı cayır cayır kanala geliyor. Bu tarla şimdi kanala yok işte yulaf, kanala yulaf bilmem ne diye dönüyorsa birer. Yerimize daha fazla arazi olduğu zaman buradan kanalayı bastı, koptu araziye, öbür araziye git aletleri, orayı topla, çek malı, tekrar orayı sür. O arada buranın hasadı geldi, burayı topla, orayı ona ek, buradan bunu çek. Hiç durmayacak makineler. İşte en güzel, en tatlı zamanı o zaman olacak ya işte. Yani şey gibi olacak. Değirmene, şey, fırınlara un lazım, değirmende yulaf kalmadı, işte yulaf basmamız lazım, ne bileyim işte. Yağ değirmenine malzeme indirmemiz lazım. Ne bileyim işte mısır gevrek fabrikasına mısır indireceğiz birader. Mısır bitti heriflerin falan durumuna geliyor ki mısır gevrek fabrikası yulaf da harcıyor. Ya bizim öküz gibi ham madde çıkartmamız gerekecek. O yüzden şu an bizim yaptığımız şey belirli bir hayvansal ilerleme yaptıktan sonra pasif gelir artıyor ya. Hı-hı. Ki koyunlardan pasif gelirin ebesini belleyebilirsin bu arada. Çünkü koyunlarla ilgili iki tane fabrika kurabiliyoruz. Allah Allah. Evet. Sana koyundan ben yapak... Bir tane yapak olarak biliyorum ben şu anda. Sana koyun yapak veriyor. Yapak satışta bir para kazandırıyor. Hı hı. Ama o yapağı ipliğe çeviren fabrika kurabiliyorsun. Hmm. İplik olarak satabiliyorsun. İpliği de kıyafete çevirip satabiliyorsun. Allah Allah. Aynen. Yani senin şu an koyunla arasına abanman pasif gelir koyman demek. Hem de cayır cayır. Ve şu kıç kadar tarladan gelen çimenle biz bir büyük merayı işletebilirsek var ya, veya iki büyük merayı.
Biz sadece şu anda bir büyük merayla ilgilenir, gerisi kolay. Bir taneye orası yetiyor mu ona bakarız. Yetmedi onun üstünde bir küçük daha var. İşte orayı da alırız, anladın mı? Destek atarız yani. Küçük, o üstteki küçük araziyi kullanırız gerekirse abi. Çünkü koyunda iki fabrika, üç fabrika daha koyabiliyoruz. Ve o arazinin etrafında boşluk da var yani. İşimizi görecektir diye düşünüyorum. Ya tabii bizim şu anda hesabımızda şu olması lazım abi. Tarlaların sağındaki solundaki boşluklara koyun koyabiliyor muyuz? O önemli şu olan. Şu çimen arazisinin kenarına bir yerine bir kere önce samanlık atacağız. Sevsen de sevmesen de. Ya samanlığı atalım, sıkıntı yok. Mecbur koyacağız. Ama ne kadar? Fiyatı. Tabii. Gerekirse krediye yüklenecek yapacak bir şey yok abi ya. Abi pasif geliri yükseltiyorsun. Şimdi bak ne diyorsun, cafcaflı zamanlar o zaman abi oynayın. Şimdi abi cafcaflı zamanlar o zaman da işte onun için biraz abanmamız lazım bizim. Bu araziler de bizim değirmene, fırınlara, yağ fabrikasına habire hamlatta basacak. Seradan, baldan, yumurtadan pasif basacağız. Hı hı. Bizi ilk etapta biz fabrikalaşmasak bile koyunun yapağı da pasif basacak. Yapak da satılıyor oğlum. İp bir kaneye satarız yapağını da, anladın mı? Aynen. Oradan da bir para geliyor ha. Kıyafet içeri çok para geliyor. Sayrı canım. Satış fiyatlarını görsem ama ya aklım böyle de bir yerine kaçar yani. Orası ayrı. Yani o yapağı 1000 euroya alıyorsa örneğin, ipliğe çeviriyorsun 3500 euro oluyor. Kıyafeti çeviriyorsun bir anda 7000 euro falan oluyor yani. Bu çıkıyor yani, öyle böyle değil. Koyuyor yani. İşte biz bu haritayı bitirdiğimiz zaman başka bir haritaya başlayacağız abi. Bilmediğimiz bir haritaya başlayacağız. Ya bu harita bitecek değil. Bu haritada yani şu an biz her yapıyoruz. Zaten bizim senin dediğimiz şeyi kurmamız bu haritadaki birçok araziyi alacağız demek o. Yani. Benim amacım küçük küçük arazilerle cebelleşmeden artık paranın bir tarafına koyayım ki büyük arazi alayım tek seferde. Anladım. Bizim, ben diyorum bak, bir sonraki arazimizi söylüyorum, ben net konuşuyorum. Tren yolunun altındaki arazi yazacağım hemen. 72 yazacağım. Boş, yeşili çok. Fabrika koyacak alanı var. Tabii. Onun öyle bir avantajı var. Hem yani diyorlar daha... Ama 71'in de daha fazla şeyi yok mu abi? Mesele şu, bize yakın. Abi 71 demem, buranın alt tarafı. Hayır, mesele şu, bizim her tarlanın etrafına tek tük makine atacak kadar maddi gücümüz yok şu an. İşi hızlandırman için birçok çok fazla makinemiz olması lazım. Bu da hayvan gibi maliyet. O yüzden bize tezelden para getiren yatırım lazım. Şimdi mısır gıda fabrikası al diyebilirim sana. Ama abi mısır ekeceksin, onun içine bal koyacaksın, zart koyacaksın, zurt koyacaksın. Hı. Ve bu senin baldan aldığın pasif geliri durdurur o an. Ama yapakta öyle bir şey. Aynı şey bizi ilk başta... Biz şu an koyundan vuracağız parayı ve domuzdan da para kazanılıyor, ona da bakmak lazım. Ve domuza ne atsan yiyor. Ya domuzun öyle bir şeyi var. Domuza ne versen yiyor abi. Oğlum gerçek hayatta da domuz zaten kendi yavrusunu yiyor lan. Şöyle söyleyeyim. İnsan eti yiyor oğlum domuz. Ufak çaplı bir tarla var ya şu köşede altta. Evet. Almadık orayı. Alırsın orayı abi. Patates tarzı bir şey ekersin. Bir küçük, hı-hı, patates ya da şey pancar. Bizde pancar ekiyor, ekici pancar ekiyor bizim. Allah Allah. Evet. Pancar hasadını yapan bir küçük makine, hı-hı, aldığını boşalt domuza. Yesin garipler. Oğlum hayvanlar iki dakika garip ilan etti. Yani şöyle bir şey, domuz direkt kapak öbür tarlaya çık. Üstelik küçük bir başlar. Oraya çıktım zaten. Buraya zaten sarıcı gelecek. Bu darla, daşlı darla, cıngıllı daşlı darla. Gazi Osman Paşa'da daşlı darla. Oğlum ben bu ara şeye sardım lan. Çok fena. Nereden takıldı dilime Menet şarkı ya. Oğlum durup durup onu söylüyorum okulda çocuklar. Ay dokunmayın çok fena. Hayır. O değil lan şey. Ne? Neydi? Hadi git dönme geri, kapansın yar aşk defteri. Allah cezanı verdi. Nereden dolandı dilime Menet ya? Şeyde çıktı karşıma, şortta. Davulcu mu ne söylüyor? Abi bir takıldı dilime, Allah'ım yarabbim. Koridorda falan söylüyorum. O şarkı yapıldı mı? Fena takılıyor ya. Abi böyle şey gibiyim. Hani teneffüse çıkıyoruz ya, öğretmenlik biliyorsun. Bir teneffüsümüz, hı, olacak. Yani. Abi aşağı iniyorum ben şey, merdivende böyleyim ben. Daha teneffüse çıktım, daha o ana koridora bir okula geldim, gördüm binayı. Hı-hı. Orta boşluk var ya, kare. Hı-hı. Ya sınıftan çıkar çıkmaz böyleyim ben.
Gelmez oldun eme barka, her şey olmuş yarmada. Tutunamaz, götüremez, sünmez, ara harca, gülümsen harca falan diye geziyorum böyle, tamam mı? Nakarata gireceğim zaman yemin ediyorum bak, ilkokul katından çıkmışım. Böyle çocuklara şakalaşa şakalaşa bunu söylüyor söylüyor, yeni çıktım. Tam merdivenlere geliyorum abi. 6. sınıftan benim canavar var ya, şu müzik yeteneği olan. Ha, Hazal. Ha, çatır çatır çalan. Abi arkadan ben tam gelirken o inceden tizden bir yapıştırıyor. Hadi git dönme geri bir üst kattan. Bir üst kattan hadi git dönme geri diye, geri diye giriyor. Arkamdan 3. sınıflar kapansın. Müdürler diyor ki hocam çocukların hepsine diyor ne yaptın ya? Ya dedim, ben bir şey yapmadım. Eğleniyoruz dedim, bir şey yapmadım ya. Maksat şarkı öğrenmek değil, eğleniyoruz. Ya okulun her yerinde öyle veya böyle şarkı söyleyen çocuklar var. Bu 4 hangi sınıf? 2. sınıfta A şubeydi galiba. Arkamdan geliyor çocuk, öğrenci daha 7 yaşında. Su sesi diye yanıma geliyor çocuk. Ben sana yine gösterdiğim şarkı nasıl? Kesin abi çocuklarla. Bu sabah erken uyandım. İşe gitmeyeceğim. Ya o onun tamamını dinlerler, onun tamamında biraz problem olabilir yani. Anne babalar kızabilir. Ya hadi git dönme geriye zaten sardım ben. Yani bahçede girdim ben o şarkıyı, okulun bahçesinde. Hem de böyle bayağı sağlam tizden girdim. Abi arkamdan bir geldi çocuklar, nasıl söylüyorlar var ya. Oğlum dedim, içinizdeki barzo mu çıktı lan dışarıya? Bunu mu bekliyordunuz siz dedim ya. Hocam bizim dilden konuşuyorsunuz ya dedi, tam bizlik oldu şimdi diyor. Daha ne istiyorsun oğlum? Baba okul Bağcılar. Hoca okul. Yani. Gerçi ben de kazmış papaşa diyeyim yani, çok bir fark yok. Ortalama eşit seviyede kazmalıklarla yaşıyoruz yani. Orada diğer tarlalarla sürüyorlar, nasıl sürüyor? Bizim öbür tarladın daşı var mıydı lan? Vardır değil mi? Doğru sürüyor. Kesin karşılarda daş vardır. Bakacağız. İllaç. Daşlı mı? Daşlı. Daşlı. Bildiğin daşlı darla. Ekine zarar verir de bize kek, bizi keser diye kırstım ama şey etmiyormuş. Bu arada böyle hadi bir tane geri falan kırpıyor çocuklarla. Kop. Arada şey yapıyor. Nayning nayning yandan yandan diyor. Çocuklar da bağırıyor arkamdan, hadi kızı oradan diye. Bayağı eğleniyoruz bu araya. Bizim şey kardeşi bırakıyor. Hı. Ben onu düşünüyorum şimdi, ben ne yapacağım diye. Ne yaparsın bir şeyler takmadan. Oğlum kaç gündür spora git eve gel program çalış, spora git eve gel program çalış. Beynim yandı artık. Can. Çak bir şey yok. Yapacak bir şey var mı? Yok. He bir yandan da babam işine mi odaklanayım diye şey yapıyorum işte. Otomatik küçük balya romorku mu? Küçük balya romorku yani otomatik romork olarak şunu söyleyeyim ya, sürücüye verirsen zaten otomatik çalışıyor ama balyada balyayı vermiyor değil mi? Balyayı vermez. Balyayı sürücüye vermiyor. Yani hangi romorku kullanırsan kullan, balyayı yapay zeka yapmıyor abi, onu elle yapacak. Balyayı... Biz çok denedik. Yapmıyor. Hatta bir ara oyuna ilk başladığımızda yayına gelen arkadaşlar abi iyice balyacı oldunuz falan diyorlardı bize. O kadar balya işi yapıyorduk yani biz. Kesinlikle yapay zeka yapmıyor balyayı abi. Oğlum oyun çöktü lan o yüzden. Kesinlikle yani hiç ne yaparsan yap elle yapacağım balyayı. Kaçarı yok. Oğlum oyun çöktü ya hatta. Hatırlasan. Ya ondan önce ne modu kurduysam işte içine ettim oyunun, o modun da hangisi olduğunu adını da bilmiyorum. Tırsıyorum lan mod kurarken.
Bu arada ben bu arkadaşa DLC aldım. Gene mi? Pazar yeri DLC. Pazar yeri. Yeni çıkan var ya la. Ha. Aldım onu. Bir tane daha varmış almadığım 1 dolar onu da. Kel kalmasın dedim. Neyi var neyi yok aldım oyunun ağzını zaten. Lan ben B'ye mi bastım? Hangi ara B'ye bastım? Bu oyunun bütün paketleri var yani şu anda. Yalnız makine durmuş. Bir de... Hayır şöyle bir şey var. En çok dikkatimi çeken ne oluyor? Ne oldu? Eğer biz bir şekilde samanlık alıp çim ekimlerine başlarsak, hele ki o arada pasif gelirden merayı koyabilirsek, içine koyun almaktan bahsetmiyorum. Merayı koyabilirsek. Güzel ilerleyeceğiz abi. Koyunları birer birer alır canım, acelesi yap. Yani, yanlış mı düşünüyorum? Yarıncı G çalışmayı bitirdi diyor. Biri bitirdi de neyse, daşları bitirek de. Sonuçta sarıcıların işini bitirip bitirip bu tarlalara göndereceğiz. Yalnız ekim muhabbetlerine gelmeden önce şimdi yulaf basacağız ya zaten arazilere. Mart'a kadar uyutacağız bu dallamayı. Evet. Bir uyutalım. Pasiften bir malı toplayalım. Sonra zamanlık alabiliyor mu bakalım. Olur. Çim Mart'ta ekilebiliyor mu ona da bir bakalım ona göre ki bence ekiliyordur. Çünkü pasiften iyi para geliyor biliyorsun. Evet. Şimdi bizim un fabrikası ama biz çok uyursak bizim un fabrikası durduracağız mücraflarını. Un bitince. Değil mi? Evet. Yapacak bir şey yok. Çalıştırmayalım. Boşuna vergi kesecek bizden. Ne ben sana şimdi biz hiç ekstra arazi almadan bizim tarlanın etrafındaki boşlukları dünyanın fabrikasını kuruyoruz. Benim de aklım vardı. Hele o yeşil kısmı büyük olan var ya benim dediğim arazi. Yamuk diyoruz ama onun o yeşil kısmı var ya hayvan gibi fabrika kurarız. Sen ne diyorsun ya? Öyle böyle değilim de. Zaten bizim çok kocaman bir fabrika yok kanka. Ya bir yapar kuralım zaten geri kalan çorap söküğü gibi gelir zaten. Ya zaten koyunlardan iyi bir yapak alır hale geldiğimizde iplik fabrikasına geçeriz. Baktık koyunlardan iyi iplik çıkarıyor. İplik iyi geliyor. Ve kıyafet fabrikası yaparız. O da doğru. Daha uzun sürede satış verir ama okkalı satış verir. Tabii. Ne kazanırsak kar. Dediğin gibi ya Serkan sen de aynı fikirde. Ne en kötü bizim otarlar ufak gelir çime. Hemen üstündeki bütçüyü de alır. Oraya da çime ne kadar ne olacak yani. En fazla olur. Zaten çim sistem makinelerimiz var. Ya çim makinesi yönünde hiç sıkıntımız yok. Ben sana bir söyleyeyim mi? O çimlerin orada tek traktörle çalışıyoruz ya. Çimin diğer makineleri için bir o ufak şey fiyatı uygun yolu ikinci elden bir traktör denk gelirse alırız paramızı ikinci. O da olur. Abi büyük bir alet çekmeyecek. Her türlü alırız abi. O şöyle şey 150-160 beygirlik bir makine her türlü kurtarırız mı çim işlerini? Şeyi toplamak için. Abi bir namlu yapıcıyı çalıştıracak bir de arkadaki romokla toplayacağız la. Yani. Romok da manuel bunun gibi. İşçi yapmıyor. Romok yapmaz abi. Sadece bir namlu yapıcı yaparsa yapar. Namlu yapıcı ile çim biçmek yapay zeka ile çalışıyor. Onu biliyoruz canım. Onu kaç defa yaptık. Romorku elle kullanacağız yine. Yapacak bir şey yok. Ama yani tabii samanlığın limiti neydi ona falan bir bakacağız. İyice oturup bizim hesaplama ve yatırım yapma bölümümüz gelmiş abi. Evet. Bizim yatırımımız, yatırımım geldi. Nereye yatıracağım? Sağa. Ben de sola. Tamam. Sen sağa yatır, ben de sola yatırım. Birini sağa birini sola yatıracağını... Alışkın zaten. Birini sağa birini sola yatıracağını bilmesem zaten diyeceğim bu bağ bir şey yapacak ha? Tabii canım. Üçüncü cenabet bilmedin nedir diyor ya. Sola yatması zaten alışkın. Hı. Sağ biraz zor oluyor. Tabii. Kasıyor ama idare edeceğiz artık. Yamuluyor.
Bu son taşlı değil mi? Son taşlı tarla. Bayağı da taş çıktı yani arazilerden. Neredeyse bir kasa taş çıktı tek burada. Çok tarlamız mı var? Çok tarla yok lan. 3 tarla bir yer. İşte 2 tarla bir yer. Şimdi yani şöyle düşün, yarın bir gün domuza girdiğiniz zaman alttaki tarlayı al. Baya baya bir turda tek kasayı dolduracağız. Hatta yeri gelecekler, bu kasa tek başına yetmeyecek bize. Yetmeyecek. O küçükler vardı ya, işe yaramıyor abi, işe yaramıyor dedin. O küçükleri işçiye vermek zorunda bile kalacağız biz. Onlar da aynen öyle. Ulan diyeceğiz, aynı anda nasıl olacak bu iş, gitmiyor. Yetmiyor. Bunu satıp komple küçüklerini alalım lan, yetiştiremiyoruz ha falan gelecek mevzu. Yok, bunu satmayız. Bunu mesela örnek veriyorum şöyle. Büyük tarlaların hepsinde mesela bunu kullanacağız, anladın mı? Tek ne ekeceğiz mesela, örnek veriyorum, ayçiçeği mi ekeceğiz? Öyle düşünme ama. Hepsinde 2 dakikada bunu kullanacağız. Sen birden bu kadar tarlaya göre hesaplıyorsun. Haritanın yarısını aldın mı bu iş bitmez. Saatler sürer. Hayır şimdi bak mesela. Yarım gün taş toplarsın. Hayır, benim demek istediğim nokta şu. Bu tarla, diğer 2 büyük tarla mesela, anladın mı? Ya bu makine duracak senin elinde. Biz alacağız. Birleştirdiğimiz tarlalar var ya abi. Ya gerekirse vereceğiz makineyi, onların boş bıraktığı yerlere de bununla dalacağız. Çünkü ya bizim oğlum, aynı anda birden çok işe gittiğimiz zaman, bak göreceksin o zamanlara getirdiğimizde oyunu. Diyeceksin ki yok arkadaş, bu böyle elle olacak iş değil ya, bitmiyor diyeceksin yani. Abi bir kısmını işçiye vereceğiz, bir kısmını biz toplayacağız işte. Ne diyorsun ya, o taş toplayıcıları da alacağız mecburen. Yani o ufakları da alacağız. Yani onun da en büyüğünü alacağız. Yani. Mecbur alacağız yani, el mahkum. Merhaba Kerem, nasılsın, iyi misin? Oğlum adam yazalı bir saat oldu. Oğlum adam yazdı, ikinciyi yazdı öyle üstüne. Herif gitti oğlum. Ben selamı verdim, gitti. Sen o arada uyudun falan. Tabii. Bu şimdi ölmedin mi iddia ediyor? Bu resmen ölmüş. Bitti mi daş? Daş bitti abi. Ne taş çıktı be. Şu tarları kapat, sinirim bozuldu. Efendim? Maaş ödemesi vermişiz de. Hiç yapmayız öyle şeyler zaten, değil mi? Yapar mıyız biz hiç? Hiç maaş ödemeyiz biz. Biz şeyiz, işçiyi çalışırıp parasını vermeyen patronuz biz. Bunu bir sonraki taş toplamaya boşaltmamız gerekecek. Yapar bana bir açılım. Hele sarıcıları bir elden, bu devam ediyor, öbürü bitti bence. Yani bitmemiş de bitti. Geri gelmen lazım biraz. Tamam. İndir baba, bekle, inmedi daha, bekle. Acele etme, ayıp. Dönmeyecek. Hadi döndün lan, şanslı. Şanslı lale. Alır orayı, sıkıntı yok, alır. Sol tarafta belki bırakmıştır. O köşeyi almaz o mesafeden. Sen büyükle karıştırdın galiba kardeş. Olabilir. Dön, dardan buradan ya, alırsın. O uçları yapmış zaten. O burayı yapmış lan bu. Şu ucu yapmış bak ileriyi. Aynı yer değil mi lan ara? Büyük misin lan? Her zaman. Bak şurada bir yer bırakmış komple. Şurayı bırakmış. Of. Orada niye baga girdin anlamıyorum ki abi. Abi yapay zeka. Baga giriyor eşşuleşek. Niye giriyorsun ki baga? Bence döndüğünde göreceksin zaten. Bak görünmüyor, ben bile görüyorum buradan, ayırt edebiliyorum. Kaldırma hiç arkadakini, direkt girelim. Şurası bir makinelik alan. Değil mi? Evet. Kaydırmaman lazım, düz gitmen lazım.
Sahil sağa gidebiliriz. Aldık aldık, tek seferde aldık ya. Aldık aldık, alırız biz burayı tek seferde. Alır. Orada birini B'ye bıraktı lan. Bıraktı orada, ben söyleyeyim. Aynen, şurada bir yere bıraktı. Şu uçları bıraktı. Bak solda bak. Bak o köşe, orayı bıraktı bak ucu. Onun altında da bir yer bıraktı bak. Orayı bıraktı, aşağıda da bıraktı. Bırakmamış gösteriyor. Şuraya şerefsiz ucu bırakmış. Şu ucu tarayarak git bari de, varsa küçük parçalara dalsın bari. Ha? Yani. Şimdi bu hemen öbür araziye gidecek. Evet. Ortayı mı bırakmış o? Değil mi? Şimdi bu ucu alacağız, evet. Aldı onu. Bu ne abi o da? Kalacak orada. Baga girecek. O baga girdi, ben söyleyeyim sana orada. Uçlar da bırakmış zaten onu. İndir arkayı. Geri kalmayı güzel ederiz. Aşağıda köşede yine bırakmış o, değil mi? Evet. Aynı her mekan. Zaman, her zaman gibi. Arda bak, gelmiş ya. Selam dostum, hoş geldin ya. Bak. Bırakmasa şaşardım ya şu ol eşeğe. İşte bırakmamışım. Bırakmışım. Motor niye satıyorsun diye, ne he? Bana diyor motoru niye satıyorsun diye. Sen motor mu satıyorsun? Değiştireceğim oğlum, değiştireceğim. Ne ara ilana girdin? Sadece hikayeyle normal şey olarak Instagram'da paylaştım ya. Ciddiysen koy malum siteye. Koyacağım. Temizleyeyim. Peki onu koydun, sattın. Ne alacaksın? Nasıl alacaksın? Neyle alacaksın? Var mı? Almayacağım abi hiçbir şey. Hı. Çünkü ne geldiyse benim başıma onu aldıktan sonra geldi.
Dönüşte niye kasılıyorum ya? Neyse. Bu da öbür tarla ya. Şimdi tarlaların hepsine yulaf mı yıkıyoruz abi? Basarız yulafı gider ya. Yoksa bir iki tanesine ayçiçeği ekmemiz gerekecek mi? Ya sana söylüyorsun, bunların iki tanesini yulaf ekersen bir sezon içerisinde yulafı bizim fırınlar yer. Ben sadece örnek olarak soruyorum. Kalmaz yani. Ben sadece soruyorum yani. Şey gibi oluyoruz. Gün şey taşımasıyla değirmen çevirmeye çalışıyoruz burada. Stoklayamıyoruz yani hiçbir şeyi. Stok olmayınca da bu sefer üretim duruyor. Tuhaf bir durum değil. Tuhaf bir durum ama yapacak bir şey yok yani. Böyle bir saçma sapan bir durum oluyor yani. Bunu da verdim gitti işçiye. Ne yapacağız? Sen 45 bin kalma var ama sen satayım. Şu yukarıda tamamlandı yazan bir şey var lan. İş. Parasını almış mıyız? Almamışsın. Al Allah. Alamaz mı? Parayı almam Şerif yahu. Ya iş yok, boş ver. Şimdi üretim tesislerine bakalım. Su durumu fena değil, çilekler dolmak üzere. Bunda su durumu kötü abi. Sulama yapacağız yani. Evet. Ekmek üretimleri fulledi sayılır. Unu bitiyor bunun da. Elimizde hiç un yok değil mi bizim? Ya var az bir şey daha. Var. Hı? Evet. Biz bunu çalıştırmamışız. Niye? Her devre dışı bırakıyor. Çalışıyor abi. Ha, çalışıyor. Oradaki unu çekip fırınlardan birine yükleyeceğiz. Ekmekler dolmak üzere. Çilek dolmak üzere. Bir de su çekeceğiz. Tamam, biz unu çekelim. Fırınlardan hangisi acaba? Yapıştır ikisinin birine. Sonuçta bittiği zaman durduracaksın her türlü zaten. Ondan sonra biz komple bütün seraları bir sulama yapalım. Değil mi? Bunu burada bırak. Malı indir öyle yani. Bagar gidiyor gerideki abi, biliyorsun. Evet. Yoksa bizim de altını bırakalım da. Altı. Bir tane daha çıkartalım. Burada traktörü satıyorlar. Niye almıyor lan bunu bak. Hay ebeni. Almıyor. Yanaştık da. Elle dolacağız yani. Diyor ama baka giriyor işte. Bazen oluyor böyle şeyler. İki tane kaldı, onları da alalım bari. Ya bu şeyde zaten... Ağlıyor. Değil mi? Sapıtıyor mu aynı şey ya? Barda duruyor ya. Şuradan boşaltıyorum birini. Birine bulam, birine bulamam, birine diğer tarafa. Bakalım bakalım içinde ne kadar kullanmıştır. 6000 küsür gösteriyor. Oğlum bu ekmek lan. Tamam. Un değil o, ekmek. Bak 6000 ekmek. 6000 bunda var. Unda 6000 onda bak 28000. 28000 bunda var. İyi de ekmeklerin ikisini de say say nasıl et edeceksin? Ya koy birine ya. Aman. Bence bunu da az biliyor musun? Ya koy gitsin boş ver. Harikulade ikisine de koysan hepsini alacak zaten. Yani. Şu kasayı kanola fabrikasının arkasına koyayım. Bunlara su çekeyim. Sonra da ekmek alacağız. Ekmek bitiyor. Bir uydurma ekmek full.
Evet. Şu dorsayı şuraya bırakayım. Suyu bitmeyecek gel. Adamların suyu yok kardeş. Çilekler, onların da çilek hazinesi dolu ya. Çilekleri alalım artık. Değil mi? 18 bin olmuş çilekleri. 24 bin yani daha gider de. Ne olacak ki? Abi 24 bine dayanmış zaten. Yok be. 18 küsur değil mi? Bak burada. Emin misin? Bana bakarsın bir daha görürsün. Bakalım abi. 20 dolu daha 4000 küsur. Alalım abi. Alacak mısın? Alalım abi, boşaltalım işte. Evet. Bu arada gelecek. Yani. Kırmızıya dolmuş. Kırmızıya ekmek de kırmızı, ekmeği de boşaltırız. İlk başta çilekleri yapalım. Sula bakalım birinci dölükten. Abi zaten ben sana söyleyeyim bak malzemeyi sera falan filan yine getireyim hortum da. Çekmek lazım gölden sera. Baya dalgıç motor falan bağlayamıyoruz mu abi? Pompa sistemi yapmak lazım. Çok yiyor bu. Ne diyor, bu çok yakıyor. Türksel abi buna gaz takılmıyor mu? Elim dolduralım. Yani öbür seraya gittiğimde büyük ihtimalle çilek bir halta yaramayacak. Yani. Yani en azından aradığı sarıcıların işleri çoğu zaman, çoğu bitmiş olacak. Tabii ki. Yani görünen o yani. Boşta kalan yerleri biz tamamlayacağız. Çok bir boşluk da bırakmaz ya. Bir de şu küçük tarlayı saracağız işte. Çimen yapacaktık ya. O yani. Çekir çekir dolmuyor ya. Ama oğlum. Şimdi bak. Otuz iki bin litre. Büyük olsun istedik biliyorsun. Abi sen onun limiti büyük, ben ne yapayım? Onlar da biz büyüttük gerçi. Burada çok hızlı biter. Yalan yok, daha fazla et depo koymak gibi bir niyetim de var yani. Ben düşünüyorum. Oturum ya, düşünmek mi? Yer yamuk, yer. Dolurken de yetmiyor. Yer çok yok, yer düzgen de, yer düzlemini de yetmiyor. Üstü kabul olmuş. Güzel, güzel. Abi 340 değil bildiğim kadarıyla ya. 340'a abone ol demez yani. Abone ol butonu çıkmaz yani ona. 140 abone oldum yazmaya çalışmış, fazladan U gelmiş. Ya, oldum yazdıysa tamam ne güzel. Ama 140 şeye abone ol gelmez. Yani 1000 aboneyi tamamlasa bile saatle uğraşacak çocuk. O da var. Kolay mı?
Yok. Biz çok çektik alını. Hala da gelir yüzlerimiz düşük olur. Normal bence. Nasıl bir mesaiymiş be. 7 milyon izlenme. Ay 7 milyon, 7,5 milyon izlenmeye karşılık şeyse, o kadar aboneyse şeyler, abone izleyen kişiler işte öylesine bir bakıp gidiyorlardır. Ya işte çocuk bizim açtığımız zimitleri açmış olsa. Sen ne diyorsun ya? Çok iyi performans yani. Yani 7,5 izlenmesi varsa, bizim açtığımız limitleri açmış açsa gerçekten ops, çok dönmüş. Çok. Ağaca takılabilirsin, dikkat et. Yok, burada takılmıyor ağaca ya. Efendim? Senin şu mağazını ver. Efendim? Takılmıyor mu dedim? Bir şey mi takıldın acaba? Şu tankına takıldım. Nereye değsen takılıyor zaten. Sen şu mağazına ben. 101K beğeni herif. Ya izleniyor adam, limitleri açması lazım ama. Evet. Gerçekten abone neden şey gelmiyor, o kadar izlenmeye karşılık abone gelmiyor. Kafada soru işareti. Güzel, sulama tamam. Şimdi tankı dolduracağız, oraya bırakacağız. Öbür roma kalacağız, ekmekleri, çilekleri dehleyeceğiz. Evet abi. Oradan da 3-5 kuruş gelsin bana. Bakarsın 3-5 kuruş dediğimiz parayla zamanlı kalır. Bu işler belli olmaz, biliyorsun. Nereye geleceği hiç belli olmaz. Geldi mi geliyor? Çay var çay. Şimdi sallamayacağız. Nasıl yapılır bilmiyor musun? Hayır, sallamaya da kalkmazsın. Hayır, dedim. Şey diyorum, çocuk diyor ya. Fatalakçığım şimdi kardeşim. Zaten abone sayının 1000 olması lazım abi. Artı 4000 saat izlenmeyi başaramazsan o 365 gün içerisinde YouTube'da hiçbir şansın yok. Artı bence 4000 saate her türlü geçmiştir. Ya bu izlenmeyle 4000 saate geçer. 1000 aboneyi sağlaması lazım. Evet. Artı dostum, Google AdSense'den bir hesap açman lazım. Vergi dilimlerine giriş yapman lazım. Sonra YouTube AdSense'e bağlayacaksın. Ondan sonra da ekleyeceksin. Ama bunları yapmak için biraz şey yapman lazım. Ne derler ona? YouTube'dan bu konuyla ilgili videolar izlemen lazım. Biz öyle çözmüştük. Başka türlü çözüm yok çünkü. Yok çözüm ya. Şimdi seraların içindeki mola bakarsak iki serayı tek kasaya alacaksın zaten. 20 güne yaptın mı? Çileğenen. Burası kaç tane? 8 mi burası? Burası 8 olur. Işıkları mı yanıyor? Evet. Artık yanmıyor. Çin'e ettin lan onu. Yamuk kaldan mı bekleyeceğine? Ne almayayım? Ne alayım? Ama neyi aldıysak ona bir bakalım. Kesin alıyor.
Güzel. Ya şu çilekle, ekmekle aldığımız para, elimizdeki para şöyle bir baktım da bence biz o samanlı. Evet. Yüz. Topluyor mu? Sanırım topluyor. Topluyor. Tıkla bekle doldurmasını. Şuradan yana bekle. Bak. Öbürünü almana gerek yok yani. Çilak. Çileğenen. Hatta çilek. Şimdi bakalım. Grosser 430 veriyor. 432 veren fırın bizimdir, boşver. Grosser abi. Kendi fırınıza götürüyoruz, sonra depoya alır onu. Para da vermedi şu ona eşek. Geçen vermedi işte. Oğlum zaten neredeyse kasa fırlanıyor, %99 olmuş kasa. Ya şu... 300... 64 tane daha almış olsa full. Değil mi? Evet. 64 tane içinde çok uğraşmaya gerek yok. 64 tane değil mi? 364 tane. 364 ton. E kilo. Litre. Litre mi? O zaman zaten palet 500 litre. Bir paleti bile almayacaktı yani. Evet. Ama 430'dan vurduğun zaman 30'a iyi para verecek yine bence. Evet. Ya
taşı tıp tıp olmaz olur ya. 12 bin, 13 bin o civarı. Seranın kâhlet misin sebebini ölüyorsun, suya para vermiş. Evet. Bizim en büyük avantajımız o ya. Trafiğe de kapattık yolları. Suya para vermeyince de kazandır yani. Suya para versek var ya, deli zarar bu. Öyle böyle değil. Biri sarıcısını bitirdi diyor ama tabii yarım bıraktığını adım bilemiyorum. Bunlar sırada dursun. Kesin bir yerleri bırakmıştır. Haritaya bakalım abi. Adım gibi eminim abi, bırakır. Bu şu ucu da şu ucu bırakmış. Makineyi de indirmen lazım. Yanlış oldu. Hala satıyor. Oğlum hala satıyor lan. Bu uçta da yer vardı. Sen ıskalattırdın şimdi makineyi beklemeyi. Bu uçta yer yok. Var oğlum, yapmamış. Görüyorum. Abi bu uçta yer yok. Var oğlum, zoom yap oraya görecek. Al. Hoşaf. Oğlum şunu yaparım abi. Sıkıntı mı? Ben tarladan gördüm. Toprak farklı görünüyor çünkü. Onu dikkat ettim mi? Söyle bakalım masanın mı? Buraya neye geldin? Değil mi? Topraklar için. Sağ... Ne? Torpak verme. O zaman savaşırız. Süleyman! Ama ilk Hamza'yı çağırıyordu. Hamza diye bağırıyor. Hamza. Ama siz... Ama Hamza destekleyin beni. Ama Hamza içerken sesi çatlatacaksın. Hamza! Süleyman nerede lan? Süleyman karıya kaçmış abi. Ama bizim gençliğimiz de iyiydi lan, böyle apır sapır şeyler yaparlardı ama gülerdik yani. Abi komik şeyler lan yaparlar. Lan hala gülünüyor. Şimdi salak saçma montaj yapıyorlar. İşte. Lan bizimkiler fenaydı ya. Süleyman. Oğlum bahtsız belediye. 94 ile 98 arası doğan nesil. Bahtsız bedevi olanlar. Sen bahtsız bedeviyi görmedin. Ben. Oğlum bu ülkede eğitim sisteminin tam içine etmeye niyetlendiler, ben mezun oldum. Şey. Olay şu. Üniversite sınavını değiştirdiler. Bütün sistem bambaşka bir işe geçti. Ben üniversiteyi kazandım, değiştirdiler. Bir daha sınava girmeyi de beceremedim sistem değişince. Girdiğim okulda kaldım. Meslek seçiminde veya işte diğer sistemde... Buraya mı girecek lan? Ya buraya da girecek mi sadece mecburen? Lisede de LGS sisteminde ben girdim. Sonra değiştirdiler. OKS mi, NOKS mi bir şey yaptılar onu. LGS ben de girdim. OKS'de patladık. Ulan... Böyle şaka gibi bir şeydi ya. Abi en kötü zamanlar benim zamanıma denk geldi. Bu kadar basit. Yani... Burada zaten dünyanın yeni bıraktığına eminiz. Yani önümüzde kabak gibi görünüyor zaten. Ya abi ben... Bak ben üniversitede okurken... Tonmeister olmak... Yani havalı işti, öyle herkes yapamazdı, yaptın mı da iyi para kazanırdın. Ben mezun oldum, iş yaygınlaştı. Beni mi beklediniz lan? Öbür uç bitecek galiba. İyi yaşa, yine iyi yaşa. Hep beraber abi. Abi ben en basit bir şöyle bir örnek vereyim. Ben mesela DJ'le başladım sene. Yani. Abi ben anlamadım yani. Ben biz aslında DJ'liğe başladık. En azından bir itibarımız olur. 2013 bir şeyler yılında yaparız.
okulu bitirdim, mezun oldum, diplomayı aldık, çıktık aga. Ya arkadaş, o zaman Tom Meister olmak 2013'te falan... sen üniversiteden mezun olmuşsun, ben 2014'te de liseden mezun oldum. Yani, abi üniversiteyi bitirdim, çıktım. Ya arkadaş, öyle bir şey ki, yani... Lan oğlum, tam biz mesleğe adım atmak için memlekete buraya gelmişiz. İşte çıraklıklarımızı bilmem nelerimizi yapıyoruz. Yanımızdaki abiler parayı koyuyor hamuduyla. Ulan ben işi öğrendim, işin şeyi çıktı ya. Abi öyle oluyor zaten ya. Lan bana mı denk geldi arkadaş, şaka mı bu ya? Ha şimdi yanında yanında takıldığım abi de diyor ki... O güzel, mutlu günlerimiz elbet geri gelecek. Abi tarih kendini tekabül eder her zaman. Ben de dedim ki abi gelmesine gelecek de... Mesele gelmesi değil, mesele sağlık ve ömür meselesi dedim ya. Yani... Abi tarih kendini tekabül eder demişler. Her türlü. Ya ben diyor ki nereye kadar bu insanlar bitki gibi yaşayacak? Yarın sonra illa dur diyecekler yani. Bu da bir gerçek. Ya bunu bana söyleyen de benim ustam yani. Adam bana diyor ki bir yerde insanlar çatlayacak aslanım diyor. Abi. Kapatayım mı? Şimdi sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Yok yok. Ben lavaboya gidiyorum. Sana bırakıyorum. Ben lavabodan geliyorum. Sen bana bırakıyorsun, çaya gidiyorsun. Sıcak su var kanka, çay olmasın. Sen de suyu iç. Evet, burası tamam. Şimdi bunu bir yerine götürek. Koyduk mu? İntihar ederim. Atarım kendimi diskolardan aşağı. Güzel para. Hemen diğerlerini de almamız lazım. Götürelim. Çila yükleyelim. Çila. Dur ulan. Bunu getirdik. Bir dakika. Neredeydim ben? Aşağı indim. Aç içici. Çilek alayım. Bağa çilek değil. Gönder baba paletleri. Kapıyı aç. Allah 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 Allah. Bunu kapat. Gaymon'a bineceğim. Gaymon. Çok çirkin.
Doldurun evlat. Doldur galyanla doldur. Düşman kazanacak. Para güzel artıyor. Biraz daha doldu. Ucuna azıcık. Abi salla be. Çıkarın beni buradan. Tamam seni çıkartıyorum. Salla. Her taraf ot oldu. Bırakın beni. Tamam salla lan. Yapacağım. Ya tamam bırak bana. Ben yapacağım. Ben yaparım. Hayır sen, ben yapacağım. Sen bize bir avardık bir çay salla be. Dilimizden ağzımızdan salla. Hallederiz ya. Şunu şey ettireyim de. Ya hallederiz ya. Butırı buradan indirirken dikkat et, takılabilir geri zekalı makineyle. Bu köşeyi düzeltmeyi beceremediğini katarlarsa. Çok değeceksin dikkat. Toplamaya başladı. Alıyor. Al. Bizim para 60 küsür bin falan olacak ha. Bunları satınca. Ekmeklerle biz 80-90 bini görürüz. Bence biz o samanlığı aldık acı. Öyle görünüyor. Samanlığı mı alalım, kredi mi diyelim? Oğlum. Bizim kredi borcumuz ne kadar var bu arada? Bayağı var. Ama şöyle bir şeyi unutma. Çim ekeceğiz, samanlığa ihtiyacımız var. İyi fah, iyi fah. Çimek edeceğiz için samanlığa ihtiyacımız var reis. Ufak ufak da gitmeye başlasın. Bir de ortalığını çimlerdi bilmiyoruz ki. Veririz ha. Şimdi bir kere gideceğiz, o avantajımız var. Almadı. Bir palet kaldı içeride. Evet biliyorum. Hatta iki palet. Şu arka tarafı bir palet aldım. Ama sen şey mi? Satıştan da tertemiz olacak. O küçük tarladaki sarıcı dişimiz, sarıcı dişimiz de kalmadı. Olur mu? Ha bunda bile zorlanıyor mu?
11 saat kullandık alt üstü ya. İyice içine edelim, ondan sonra satarız onu. Daha tam içine edemedim. Oğlum 30 küsür saat kullanmışım. Emektar traktörümü de satmışım yani. Durmuş mu? Bundan bir şey merak ettim. Gerizekalı hala kireç istiyor. Kireç yeriz, sıkıntı yok. Kireç makinesi var mı bizde bizde? Bu olması lazım. Bitirdin mi lan sen yoksa bu burayı komple? Bitirdi galiba hacı. Şu köşeyi bırakmış bak. Şuraya bırakmış. Ya üstte de bırakmış ufak tefek. Şu kısmı bırakmış. Pek fazla bir yer bırakmamış. Diğer arazileri oranla bence hiçbir yer bırakmamış. Yani. Öyle bakmak lazım. Öbür arazilerde bıraktığı yerleri yapmak bile iş yani. Öbür arazilere göre bence hiçbir yeri bırakmamış yani abi. Şimdi dediğin gibi kanka, şimdi çileyi sattıktan sonra zaten olay çözülecek. Bizim kireç için harbiden lan kasa duruyor muydu ya? Duruyor olması lazım. Neyse bunu götüreceğiz ya oraya, bakarık. Niye? Yani. Tam şu ağacın olduğu yeri bıraktım ben sana söyleyeyim. %99. %99 orası zaten, başka bir yer yok. Orası zaten. Bak tam bak orada. Yani. Bariz kabak çiçeği gibi belli. Çapraz gidin için bir küçük uç bırakacak orada ama. Döneriz. Bir tur döneceksin gibi. Bir dakika döneriz şöyle. Şöyle bir döner. Kaldırmadan hiç. Zaten biz buraya çim ektikten sonra bir daha bu tarla işlem yapmayacak ya. Keseceğiz, evet. Keseceğiz, büyüyecek. Kesecek, kesecek, büyüyecek. Evet. Sanırım bitti. Tamam. Bunu götürelim. Bizim o kireç aleti orada duruyor mu onu hatırlamıyorum ben. Duruyor bile diye biliyorum ben ya. Anasını belledi şehrin. Her şeyi kırdı pezevenk. Oğlum bizden başka araç yok artık piyasada. Biz ne olur ne olmaz diye biz kireci satmadık herhalde. Şu kireç değil mi oğlum önümüzdeki? Şu kireç işte şu. Şu kireç. İçinde var mı onu bilmiyorum sadece. Bir tek orası istiyor. O tarla istiyor değil mi kireci? Gördüğüm kadarıyla o istiyor. Olmadı. Diğer arazilere de bir gireceğiz. İçine girip bakacağız yani. Sanmıyorum ama. Şu öndeki istemiyordur kesin. Kolay abi. Ben dedim. İstemiyor. Öbür de istemiyordur. Sadece gübrelendi diyor. Bunu da istediğini sanmıyorum. Şuradan kireci mi dolduracağım? Neyle açıyorduk lan bunun kapağını? Ne? Ne? Vallahi kaptan yani bu işe karşıda iki tane daha büyük arazi var. Belki onlardan biri istiyor olabilir. Sanmıyorum ama. Bakacağız. Bir kontrol edeceğiz. Ne hazır elimizdeymiş. Büyüklerden biri istiyorsa belki istiyor. Hazır elimizdeymişken yapacağız. Ondan sonra pıt 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 seri üretime bir geçeceğiz. Seri yatışa. Önündeki mesela direkt büyük olan belki istiyordur ya da öbür arka taraftaki belki istiyordur. Yani bizim büyük arazilerin kireç isteyeceğini sanmıyorum ben. Tarla sürekli işlem görüyor abi, neyin kirecini isteyecek? Yok. Öyle ne diyor? Bu istiyor, öbür istiyor, onu bilmiyorum. Elle mi gideceğim? Hı, iki dakika elle gideyim. Boşluk bırakmaya gideyim. Hallederek. Sen boşluk bırakma.
Aha troll. Geldi mi lan? La ya. Dar olmuş. Troll mü geldi lan? Evet. Troll, oruşum. Nerelerdesin lan sen? Gerçi biz nerelerdeyiz? O buralarda biz neredeyiz asıl? Ben kafayı kaldıramıyorum ki oğlum. Oğlum hangimiz kafayı kaldırıyor? Sağ olsun bende iki tane patron var. Biri dursa öbürü durmuyor. Sende iki tane, bende üç tane oğlum. Dört benim, tane. Ama benim bir avantajım. Evdekileri sayarsa yedi tane. Yok benim evdekiler bir şey yapmışım diye haber yok. Ama sen bir şey mi? Yazın yatıştayım ben sana söyleyeyim. Kesin yatıştayım ben yazın. Yazın ben seni yatırmam merak etme. Sana iş var abi. Bana sen iş canını iş sıkma. Ne iş var lan bana? Ben bulurum abi. Ne yapacağım anasadım? Sizin makineyi de kullanamam ki ben. Çok matematiksel, hiç bana göre değil. Ben gerekirse Yakup almam, seni alırım uşak diye. Lan ne işim var lan benim orada? Ne işimi var? Malzemeyi kaldıramıyorum daha. Gerçi antrenman gibi bir yer sizin orası da. Oğlum şöyle öyle düşünme. Asker ücret maaş almış olsan. Spor oğlum. Sigortan işler. Okul devam edecek ya zaten. Ya örnek olarak söylüyorum ben sana. Gerizekalı herif. O da olur ama iyi spor sizin orası. Sabah saat 8.30 iş başı. 7'de defol git. 7'de siktir git. 7'de çıkar geliriz buraya. Ne anlasın? Hayır. Bayağı bir spor senin orası. Sonuçta yazın okullar açılana kadar devam ki. Abi oğlum sizin dükkan spor lan bayağı. Onu taşıyor, onu kapat, bunu indir. Gerçi ben kaldıramıyorum ağırlıkları da. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yazın öyle bir kilo verirsin ki sen bizim orada. Daha fazla kilo verirsin benden, daha fazla verirsin. Sıkıntı o değil ki. Ben senin o kalıpları taşıyamıyorum oğlum. Bir kere taşımaya kalktım, kaldıramadım. Gördün halim işte. Oğlum o dengesiz hareket ettiğinden kaynaklı. Yani nasıl tutacağımı öğrenmem lazım. Onları öğrenirsin oğlum. Sen orada bir başlayacağız. Furki şu deliği del, Furki şunu yap, Furki bunu yap. Bitti. En azından elinden iş gelir hale gelirsin diyorsun ha. Sen ne diyorsun oğlum? Geçen benim alarm sisteminde bir sıkıntı vardı. Bir ustama uğrayayım dedim motora. Bir tane çapır motorun gidonuna delik açıyordu. Kastım gidon takacaklarmış. Gidon alüminyumunu deliyordu. Hop, ustam kolay gelsin dedim, matkabını çıkarıldı. Ben de bir cünüplük var ama. Ay lan oğlum, selam veriyoruz, iyisin dediğim elimizde kalıyor birader. Ne biçim iş lan? O zaman ben beni hiç söylemeyeyim abi. Değil mi? Ben beni hiç söylemeyeyim en iyisi. Konuyu kapatalım. Sen kendin elinde kaldın oğlum. Niye yani, o da doğru. Demek artık benimle beraber yol yapamayacaksın ha. Ne yapalım? Biz yine tek yabancı devam. Siyah arkadaşlar. Tam gaz. Sana sadece şunu söyleyeyim, ben seni burada ben seni kurtaracağım abi, sadece bunu değil. Beni mi kurtaracaksın? Benim kurtulacak bir şeyim varmış, odanın haline bakar mısın? Daha iyisi olacak. Nasıl olacak? Sadece bunu bil. Nasıl olacak? Sadece bunu bil. Tamam, benim için anda tek bir dinle biliyorsun. 10 yıl boyunca sigortalı çalışmak zorundayım. Sike, kaçarı yok. El mahkum. Neyse, ben sadece sana söyleyeceğim bir şey değil mi? Acaba bir arıza kereçi diyecek mi? O çok büyük ya. Şurada bir götüm bıraktın ama. Neyse, püskürtürük oraya da bir şeyler. Gitti işte. Bunun kıç kadar tarlanın bu kadar kireçemesi normal mi? Değil. Ben fazla döndüm. Yani tarla 4 kadar. Biraz fazla kireç yiyormuş gibi geldi bana. Yok ben fazla döndüm. Dışarıdan falan döndüm ya. Serkan ve standart drift ayakları bunlar. Tabii canım. Hiç durur mu? Durmaz.
millet Honda ile yanlıyor, biz traktörle. Kulex. Bu niye İngilizce yazıyor lan? Yakup. Kardeşim. Evet. İngilizce niye yazıyorsun lan? Gevşek. Ne yazmış eşek? Hello there. Hello there. Yakup. Hello bitch. Senin ağzına yüzüne içarım. He. He döndürmesen. Senin ağzına yüzüne içarım. Eve gelince gösteririm ben sana he'yi he. Eşek. Dear değil lan troll öbür der. Şu tehere diye yazılandan. Niye seviyorsun oğlum çocuğa? Çocuk hello dedik. İstemiyor mu? Sevmemişsin. Kireç sevmiyor demek. Ben çay yapıp geleyim. Tamam abi sen bize bir salla. O yana da bu yana da salla. Sallayıp geliyorum ben. Ben de çilekleri teslim edeyim. Ekmekleri teslim edeyim sen gelene kadar. Para gelsin. Para giysin. Sonra parayla ne poh yiyeceğimize karar veririz. Aynen öyle. İyi. Hadi ben sallayıp geleyim. Hadi salla da gel. O yana da bu yana da salla. Evir çevir kıvır çevir salla. Salla 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 salla. Ditret. Ben ne dedim şimdi ya? Oğlum bir hello der. Diyorsun ki merhaba onlar. Yani. Yok troll sallayacak dökmeyecek. Ben diyorum ya o yana da bu yana da salla. O göbek bile atamıyor. Attığı zaman göbek 2 metre havaya hopluyor. Gerçi artık o da kalmadı lan. 130 kilodan 140 kilo 140 kilodan 105 kiloya düştü oğlum çocuk. Yani iyi kilo verdi. Şimdi ben kaç günden beri spor salonuna git gel git gel git gel, artık ben dedim ki kasları bir dinlendirelim, bu akşam bir yayına girelim dedim yani. Sakatlıklardan ancak kurtulduk. Ne yapalım? Çalışan makina yok der. Davhalar da hala bir de. Davhalar. Sen 110 kilo şişkoyum diyordun. Lan troll oğlum, bu adam 140 kilodan 105 kiloya düştü. Ben frenliyorum, annesi frenliyor, ben frenliyorum, abi yeme, abi etme, abi şöyle, abi böyle, 105 kiloya kadar düşürdük. Lan Yakup, abicim, diyorsun ki hello der, selamlar demek. Adam akıllı selam versene, eşek. Başka bir ülkede mi yaşıyorsun lan sen? Türkiye'de yaşıyorsan Türkçe konuşacaksın oğlum. El ele Türk milletiyle konuşuyorsan. Bu kadar basit. Bana illa milliyetçilik yaptırma burada. Oğlum benim çelikten ne yapıyorsun? Şimdi gelin ehmakları da topluyorum. Ehmakları. Bana mesela bazen turizmde çalışkan diyorlardı ki Almanlar. Ya neden Almanca bilmiyorsun? Ulan ben senin ülkene mi tatile geliyorum? Pezemek. Sen niye Alman, sen niye Türkçe öğrenmiyorsun? Ben bunu söylüyordum. Aynısını da sana söylüyorum. Pezemek, Türkiye'de yaşıyorsun, niye Türkçe konuşmuyorsun? Mantıken. Hadi Yakup'cum, bak abi kardeş olayından çok
olayı milliyetçiliğe dökersen sıçarsın. Eve gelince de ben sıçarım. Anladın. Onlar arkadaşlar avu mu? Ya lan Allah güzel ya. Bunda ya şimdi troll Türkçenin tamam %70'i başka dillerden oluşuyor da genellikle biliyorsun ya Latin ya Arap. Ama İngilizce çok fazla bir kelime yok Türkçe'de benim bildiğim kadarıyla. Sonra şöyle bir şey oldu troll bu arada. Bir anda şekere dayalı ne varsa kesti. Örneğin görüyorum ekmekti, işte alkol olsun. Gerçi onu zamanında kestik de beraber kestik. Şekere dayalı her şey. Her şey ya. O yana da bu yana da zalla. Çevre çevre kıvır çevre zalla. Bu arada ben hiçbir şeye bakmadım biliyor musun? Neye baktım ki zaten? Eh mah kaça gidiyor. Selamlar arkadaşlar. Alüllü. Alüllü yapmış. Allah'ım yarabbim ya. Bu da şeyde abatay gibi ya. Kıçık kıçık. Kıçık kıçık ya. Yapmaya ne dedim ki? Cansı var mı? Buraya kadar gelmişsin madem. Arada 100 euro fark ediyor. Gözlük olmuşsa becerim. Madem ne kaptım beceremedim. Hatırlıyor musun? Yine vermeyebilir yani. Git de. Vermez hemen geliyorum sen ne olacak? İki adım yok yer. Bak bak namazat yakarsın sen ne olacak? Paran çok sıçıyor. Evet. Tohunu çıkarıyor ama neyse. Troll ne diyor biliyor musun? Evet. 110 kiloyum kendime şiş koyayım diyorum. Senin muhabbetin önünde. Ben de 110 kiloyum. Yani en azından artık 110 kiloyum. Yok daha azsın abi. Yok almışız. Ne kadar almışsın? 3 kilo almışım çok sevindim. Ulan pezemek 140 kilodan 10 kiloyu düştüm. Yani sen dua et. Sapıkta vücudun ayarları bozulmuş. Abi ne oluyor biz? Onu koşturursak. Ne oldu bak şimdi? Bana vereyim. Bir geri geldik vermedik mesela. Ekmeğe gelmedik ki biz buraya. Başka bir şey için gelmiştik. Unutma bunu. Sat çocuğum sat 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 sat.
bugün canım çok fazla ekşi şeyler çekti canım. Şimdi trollcüyüm. Şöyle söyleyeyim. Ye tatlıyı çıkarak Hakkı, ye ekşiyi çıkar Ayşe'yi demişler. Hayırdır oğlum? Yani hayırdır? Aşeriyon mu lan? Yani ye tatlıyı çıkar Hakkı, ye ekşiyi çıkar Ayşe'yi demişlerdi. Yani senden ne bileyim. I am troll diyor ya, belki bayan olabilir ha. Adını gördün ya lan YouTube'da. Sen ne yapıyorsun? Belki fake isim kullanıyor. Nereden bilecek? Adamın simasını mı gördük? Ekmekten her şey bitti değil mi? He. Uyuma mı kaldı yani? Bir tek uyuma kaldı. Hayır kaldı. Çimene bakacağız, çimene. Kardeşim zamanlığa bakacağız, zamanlığa. Kaç para istiyor? Bak gidelim bakalım. O arazinin neresine sokacağız? Hmm. Yani bir yere bir operasyon çekeceğiz ama nereye? Hemen bakalım abi, hemen halledelim. YouTube nasıl geliyor senin gözüne? Hı? YouTube nasıl geliyor senin gözüne? Böyle bakıyorum işte. Boş boş bakıyorum. Totale baktın mı? Gördün mü totale? Ya bırak totale, sen ortalamaya bak, oradakini anlarsın. Aldın mı totale? Bence burada başarı halindeki şu an. Şuş, işte ya. Doğu araziye yakın bir yere gidip inşaattan bakacağız ama şöyle bir sıkıntı var. Nereye sokacağız? Bak. O arazinin orada bir yere sokalım. Buraya mı? Sokarız. Buraya sokma bence. Orada yer çıkacak. Buraya fabrika sokarız biz. Çok büyük orası. Yupağı buraya sokarız o zaman. Bak şu köşeye oluyorsa samanlık çok güzel ha. Bakalım abi. Silolardadır. 63 bin sokuyoruz her türlü. 150 bin litre diyor lan, bayağı büyükmüş. Yuh. Sığmıyor lan. Burası değil. Döndür yönünü. Yönünü döndür. Yani kendini döndür. Yukarıda yer var mı? Yukarıda. Şuraya dikilemesine böyle koysak olmaz mı bunu? Böyle mi? Buraya koyabiliyor. Biraz daha yukarı kaydırırsın. Olur mu dersin? Ama bak çok yüksekte şu anda Masum. Bunu alçaltmamız lazım. Nasıl alçaltmamız lazım? Baksana o zamanı. Bunu arkadan mı boşaltıp dolduruyoruz biz? Evet. İçinden de bir şey yapılıyor bunun. Kral. Şimdi sen bana onu ne yapıyorsun şimdi? Sen bana onu söyle. Kanka koymaya koyacağız da. Şu arkadan mal boşaltacak mesafe bırakman lazım, unutma. Soldan boşaltmıyor mu abi malı? Bilmiyorum, içten mi alıyor, soldan mı alıyor? Arkada bir şey yok. İçinde var ama. İçinde bence mal boşaltma var. İçini bir görebileydim. Evet. Yükleme. Malı buna yüklesin. Oradan içine gireceksin, arkadan çıkacaksın. Bu da şu demek oluyor kanka. Öyle bir konumlandıracağız ki bunu makineyi sokup çıkarabileceğiz içine. Sanırım böyle olacak. Arkadan her türlü gireriz biz buraya. Yer diyorsun. Tersine. Ya yemezse yer mi? Yer. Hadi biraz daha... Ondan değil lan, ortadan girip çıkabilir miyiz? İleride tel var ya. Bize bence bir şey, buradan gireriz, önden çıkarız, anladın mı? Tarla tarafından çıkarız. O şekilde kullanırsak yer. Ya hadi hayırlı olsun. Veya da şöyle yan koyacağız bunu buraya. Üst üstten boşaltacağız. Yoldan gir, tarladan çık ya da tarladan gir, yoldan çık. Aynen olacak. Öyle. O zaman hayırlı olsun diyor muyuz? Bir dakika. Bu şekilde koyarken yanına dönsene bir. Yandan görebiliyoruz mu? Tamam. O şekilde getirdiğinde diyorsun ki romorku koyarken diyorsun traktörün kafası falan diyorsun en fazla yola çıkar. Yani.
Mantıklı bence. Diğer oğlum hayırlı olsun. Yapıştır baba. Hadi geçmiş olsun. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şu koyunlar kaç paraymış baksana. Hazır buradayken. Hayvanlara gel. Küçüğü 75 mi onun? Küçüğü kaç? 26 diyor. Çok küçük bu ama. Kaç tane? 15 tane alıyordum. Yani. Bir de o araya sokamayız. Üst tarafında yer var mı bu arazi? Başka yer yok değil mi? Küçüğü şuraya giriyor mu? Yeterli para yok diye anasını satayım. Bir 5000 çekip oraya oluyor mu diye bakalım mı? Koyalım demiyorum. Oluyor mu diye. Yeri bozdu onun farkındayız. Bozmadan koymayı beceremiyorum. Oğlum inek bu. Koyunlar sıkılmış mı? Koyuyor mu? Buraya koyuyor. Tarlanın dibine koyuyor yani koyunları. Evet. Ama küçüklerini koyuyor. Büyüklerini koymuyor, doğru mu? Bu kaçtı? 25'li. Bunu, ulan bu sığar lan buraya. Yönünü çevirirsen sığar bu buraya. Şöyle yaparsak sığar. Tarlaya yanaş. Bu buraya bu şekilde sığar. Bunun mal attığı yer neresi onu bilmiyorum da. Şurası galiba, şu beyaz yer galiba arkadaki. Yo. Onun için şundan almamız gerekecek. Aralarda var ya hani. Bilmiyorum kanka, kafa yandı. Hiçbirinde mi? Abi var bunun, bak bu tarafta bak, senden tarafta bak, çizgi görüyor musun? Tarladan taraf bak. Bizden tarafa ya atıyor yapan. Bunda var. Öbürüne gel, o da buradan atıyordur. Bak. Diğer taraftan da atıyor olabilir. Öbür tarafını görmedik. Bak buradan atıyor. Bu da buradan atıyor. Yani. Bunu koyarsak bu ama şekilde olabilir. Ama şuraya sokman lazım yukarıya. O zaman da traktörün gir çıkında sıkıntı yaratır değil mi? Evet. Bunu koyduğumuz zaman buraya bir yere koyacağız. Tarladan yer. Yedirmeyiz abi. Malzeme yapacaksın ya, gir çıkta bayağı sıkıntı yaşarsın. İşte. Bak bu burası tamam. Çok fazla ahır mı var diyor. Vallahi ben bir tane kurdum. Bak burası tamam. Buradan yarın, malı boşaltacağız. Yalnız buranın anasını belledi. Sıkıntı yok abi, hallederiz. Şimdi bir şey diyeceğim. Koyun için... Koyun için bak bence şunu yapalım. Şuraya sığar mı lan? Şu burayı boş ver. Orayı kullanma şu, abi. Şu büyük alanı kullanalım derim. Al. O zaman ben bunu keseyim. Baga giriyor ağaçlar, hiç tamam bulaşma. Mı? Hiç bulaşma. Baga giriyor, hiç bulaşma. Burayı keselim. Buraya bir yere bir şey yapalım. Baga giriyor, hiç bulaşma abi. Ben sana söyleyeyim mi? Sen diyorsun ki büyüğünü alalım, şu araya sokalım mı diyorsun? Ben şu en büyüğünü alalım, buraya sokalım diyor, anladın mı? Oradaki serinin içine edecek bu da ya. Abi etmeyecek. Koyun ne alaka orada şimdi ya. Ama bir orasının yanında da yer yok. Yer yok. Yağ fabrikasının üst tarafında da var yer. Abi biz buradan sürekli traktör gir çık yapıyoruz abi. Tır döndürüyoruz. Öbür arazinin olduğu yerde de yerler vardı. Oralar hep dar değil mi? Ha, evet, oralar dar. Abi en mantıklısı bunun burası geliyor. 65 tane koyun tek tur. 97 bini biriktirip bunu alacağız. Yani. Borç aldın. Evet. Manyak mısın sen? Ne olmuş? Borç ödeyeceğim diyordun. Aklımdakini yapacağım diyorsun yani. Bunu buraya. Başka neyse bir üste geliyormuşsun. Çok yaklaştın. O araya tır sokmuyoruz ki biz. Biz giriyoruz. Hayır, öbür taraftan yükleme yapacaksın, sokacaksın. Onun yerini değiştirsene. Bak. Gördün mü yan tarafta bir şey var. Bak. Ne o? Zoom yapıp yaklaşabiliyoruz mu ona? Ne var abi yan tarafta bir şey? Hayvan yok alma yeri mi o? İşareti. Burası hayvan alma yeri. Mavi işareti. Evet.
Tamam, bunun şeyi ne tarafta? Diğer tarafta. Sen şimdi çevir bizim yöne. Öyle değil lan. Kendi yaptığın yöne çevir işte. Bak bu arkadan da şey ekleyeceğim buna. Böyle koyacaksan eğer şeye yakın koyacaksın. Değirmene yakın koyacaksın. Yapa kalacağın için Bak. oraya kamyon sokacağız. Yapağı biz şuradan alacağız. Heh. Anladın mı? Ben bu şekilde koyalım diyorum. Arkadan da ot koyacağız. Evet. E hadi hayırlı olsun, ne diyeyim. Koyunumuz yok gerçi de. Yerimizi yaptık. Çünkü otumuz yok, koyun almamamız lazım. Yani. Ama koyunun fiyatına bakabilirsin dedim. Buradan şey yapabiliyoruz. Yapağı buradan verecek belli. Yapağı buradan alabiliyoruz. Dedi ya. Buradan da yükleyeceksin, ot yükleyeceksin. Dur. Oba. Fiyatlara bak. Bu küçüğü, büyüğü bak. Normal büyüğü bak. Direkt ürün vereni 500. Şunu diyor değil mi? Evet. Ürün veren 500. Bu ne diyor? Aynı oğlum bunların işte renkleri farklı sadece. Yani 500 tanesi. İyi para. Almayacağız zaten, boş ver. Öbür araziye çim basıyoruz. Bu da bunu mu gösteriyor? Evet abi. Tamam, bu da böyle kalsın. O zaman sen ekim makinesini al, çimi ek. Yanlış mı düşünüyorum? Ben oldu. Şöyle. Çimi ekelim. Gitsin oğlum, onu bir kere geçeceğim zaten. Yükten yer. Erkek gitsin yani. Çime alayım ben, sen devam et. Çimeni aldım ben. Hadi çim diyelim. Makine biraz büyük, zorlayacak bizi belki orada ama. Aç bakalım. Herkesi fazla çok zorlayacak. Makine büyük, farkındayız ya. B'ye bas. İndir. Şu an çalışıyor değil mi bu? Çalışıyor. Hadi hayırlı olsun. Şu an ekim yapıyor değil mi? Evet yapıyor. Çim biçme ekipmanını da buraya getireceğiz ama dediğin gibi şey bulursak kral, çelepir traktör gelirse o küçük aletler için onları da haşırtlatırız. Sen de benim merak ettiğim şeyi merak ediyorsun şu an. Ne? Büyüdüğü zaman bu çimden tek turda ne biçeceğiz? Tabii. O samanlık çünkü 250 ton abi. O var ya, çok güzel iş döndürecek bizi orada. Burası sürekli çim vereceği için bir kere o samanlığı doldurduk mu herhalde kurtarırız. Kurtaramazsak da dediğim gibi öbür arazi yaparız. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım oğlum? 2, 2, 4. Yani elimden bu kadar geliyor. Tohum da var zaten. Tohumumuz var ya. Sadece bunun gübresi biterse biter. Ama bu tarlalarda bitmez abi. O tohumla var ya, dünyanın öbür büyük arazide ekeriz yani. Ya. İçinde var tohum. Şey, gübresi var yani. Ve çok abartı bir gübre almıyorduk zaten. Ya 2 ton mu alıyordu, 3 ton mu alıyordu? 2 ton falan alıyorlar. Yok, 4 ton mu alıyor? Bir şey olmuş. 2000'e %46 diyor. 4 tona yakın alıyor işte.
kimin güldüğünü nasıl anlayacağımı bilmiyorum işte. O kadar zamandır farming oynadım, hiç çim ekmemiştim. Şimdi zaten sürekli ekim, sürekli hasat vermiyor mu abi? Biçiyorsun, büyüyor. Biçiyorsun, büyüyor. Tamam işte. Daha ne olsun? Ektik. Değil mi? Çimen tamam mıdır? Çimen tamamdır abi. Bunu yuvafı ayarladım. Tarlaya hizalayabilirsin. Vakti gelince. Yatış. Ya pasif gelir kovalayacağız. Allah 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 Tohumu fırlarsın da gübreyi fırlayamazsın. Ne olur? Bir poşet gübre alabilirsin ama şu an kasaya. Benim de aklıma geçiyor da. Al bir poşet, ne olacak oğlum? Alsak mı almasak mı diye kararsız kalmıştık. Bir paket alacağız abi. Al bir paket, o da dolduğu kadar. Büyük torbalardan mıydı? Bu 100 euro daha uyguna veriyor. İki tane alırsan çünkü poşet açıkta kalacak, sığmayacak. Şimdi anlarız ne kadar aldım. Kesinlikle 4000 aldım. Biton da alsak 3800 küsürde kalır. Sığar mı içine dersin? Neyse şimdilik kalsın da bu kadar. Ha döner o orada. Niye takılmasın? Açarsan orada takılır. Şimdi ekmeyeceksin ki zaten. Diyorum. Kal. Ağaca takıldı. Abi traktörün tekerleri nasıl bir baga girdiyse. Valla ben de anlamadım abi. Tam gelecek. Diğer tarafa çevireceğim. Kal işte oğlum böyle ya. Dünya kadar uyutacaksın zaten. Ha şimdi onu hizalayacağım diye takıl ağaca, bir daha uğraşalım. Tamam takıldı işte, kal orada. Manyak mısın oğlum? Boş bir şey yapıyorsun şu an. Farkındayım abi. Fazla gittim, dur. Yulaf ekiyoruz değil mi? Hepsine bas gitsin yulaf. Ham madde sıkıntısı yaşıyoruz. Tarlalar yetişemiyor fabrikalara.
Valla bizim var yemekleri var. Ama kasalarda ne kadar ürün var onları hatırlamıyorum işte. 10 bin küsürdü ben daha demin baktığımda. Balı bir kontrol edeceğim sadece. 37. Yani yakındır da olmaz. Evet. Şincele baksana bir şey var. Bizlik bir şey yok. Tohum bu. Mineralli yem inek için. İneğimiz yok. Girmeyeceğim ineğe zaten. İneğin şeyi çok. Angaresi çok. Çok istiyor. 400 beygire kadar yükseliyor ama paramız yok. Paramız yok, boş ver. Kredi payımız yok. Tepsini mi çektin lan? Şimdi ben balları satmaya götüreceğim. Vallahi, ballar doldu. Dolmuştur. Şimdi 2000 küsür para kaldı. Balları hala kaldı. Alıyor. 40 bin doldu. 40 bin doldu. Yaşıyor tabi oğlum kamyon. Niye yaşamasın lan kamyon? Bu arada bir şey söyleyeceğim lan. Hı. Böyle bakıyoruz ediyoruz oraya buraya da bir şey soracağım. Sor abi. Fabrikalara baktın mı? Hazır yemek en pahalısı. Evet. Fabrikalara bakalım abi. Hepsi aynıdır zaten seralarda da. Ekmekte durum ne mesela? Peki bir şey soracağım. Şeker, yağ fabrikası. Güzel. Güzel. Bir işte bak şuraya hatırlat. Köşede traktör vardı. İkici vardı orada. He? Dönüşte şu köşeyi hatırlat. İkici olduğunu söyle bana. Oradan erkenden dalmayayım. Lan makineyle çarpışan arabayı çevirdin zaten. Kırk tonu satana kadar diyorsun. Boş çalışmasın abi. Boktan. Bizde bu alet yok. Sattık. 9000 lira içinde kiraladığım zaman değmez. Bal satıyor bal. 40 ton bal geliyor bal. Para bak, para nasıl yükseliyor. 2000 küsür vardı biliyorsun değil mi? Bu kasa bir daha dolana kadar bizim tavuklar da dolar. Yağ dolar. Tavukların dolmasına bir şey kalmadı. Yağ da dolar. Evet. Yağdan da iyi kazanıyoruz aga. Kan ola man ola deme yani yağdan da iyi kazanıyoruz. 40 bine ne verecek lan acaba? Bayağı bir verdi. Ben unuttum. En son 2900 küsür euro vardı.
İyi koydu. Biraz borç mu ödesek acaba? Bir 30 bin kadar. Bir şeyler yapabiliriz. Mısır mı lan o? Mısır. Nasıl sıkış oluyor ama? Teker izimiz belli. Aldı. Zaten tahmin ettiğimiz durum ortaya çıkacak. Yağ da olabilir ha. Yağ kontrol et. Yağ kontrol edeyim. Aynı zamanda bir 30 bin kredi ödeme yapayım. Ucundan ucundan azıcık azıcık. Var da. Aslında haritadan şeye bakmak lazım. Biz çimlerin biçimde yazılı olup olmadığını nasıl anlayacağız lan? Bakın siz. Şimdi de o kısmı var. Şu ballara bir bakalım. Ballar alıyor mu? Alıyor alıyor. Alıyor, sıkıntı yok. Harbiden lan. Bu arada tavukların yemeği var mı? Bakalım abi. 1800'e düşmüş. Şu 55 nolu tarla değil mi abi? Evet. E çimi göstermiyor. Vallahi göstermiyor. Gidip bakarım ben dedi. Yeşerlenmiş. İyi, daha büyüyor. Sarılması gerekiyor. Sarmadık ya ektikten sonra, onu diyor. Getirsek mi sarıcı? Abi mahvoluyoruz ürünler. Ürünleri mahveder. Bırak büyüsün ya. %2 az olsan olacak. Alt üstü hayvan yemi yapıyoruz ya. %100 diyor ama. O gübre lan. Her şey %100 diyor abi. Bütün çimleri göstereyim. Kapatmışız bilmeden. Nasıl bütün çimleri gösteriyormuş. Yani bütün haritadaki çimleri göstermesi sinir bozucu olur abi, her şey birbirine girer ya. O hoş bir şey değil mi, onun ne biçim yapmışlarsa. Bence hiç hoş değil yani. Zbaroski'ye devam ha. Tabii canım. Ya ekmek, kontrol et, domates de olmuş olabilir. Kontrol edelim. Ya full. Bir gün daha yatarız ya da.
Ekmek de daha var. Yani. Domates de daha var. Uyuduk mu kanal ayağını çekiyorsun? Evet abi. Tavuklara da bir şey kalmamış. Şimdi gidelim kanal ayağını çekelim. Oğlum ben sana bir söyleyeyim mi? Kanal ayağına zaten kanalası bitmiyor anasını. Bitmez. Evet güzel, zıbardık ve uyandık. Yol tarafında olması lazım. Dört tane atıyoruz değil mi? Bir tane sallayalım, ne çıkarsa bir tane. Baktığımızı yaparız. Böyle götürüp satacağız mı bunu, değil mi? Bir palet daha çıkacak. Önünde lan. 3005 veriyor. Hazır yemek 3091. Yine hazır yemek fazla veriyor. Hazır yemeğe gidiyor. Ya işleri büyütmesine büyüttük de ham madde üretiminde sıkıntı yaşıyoruz Trolcu. Tarlalar yetişemiyor. Öyle bir sıkıntı var şu anda. Oğlum tarla alalım diyeceğim, bu sefer de makineler yetişemiyor. Olur. Koyun. Bir de o çimlerin büyüme oranına bakmak lazım hıyarda. Arada. Hala büyüyor mu yazıyor? Gir bak bakayım. Hasat hazır.
Biçilebilir diyor oğlum, bu ne biçim iş lan? O zaman ne yapıyoruz? Çim biçmeyi getiriyoruz. Çiftliğin gerçeği maalesef. Ham madde yetiştirmek zorundayım. Bırak bırak abi. Neyse. Dönmedi. Bu arada bunun haznesi ne kadar lan? Bakarız abi. Göstermez ki içine koyma. Gösterir mi? Koyun almadı ki, hayvanları görmez escape'de. Escape'de gözükmez ama buradan dibine gittiğim zaman gözükür. Yüzde kaç aldığını bilmiyoruz oğlum. Tamam, koyun koyunca anlarız onu ya. Bunu götürüyoruz ilk. O şu ikinci eve baksana. Aa, dandik traktör. Hayır oğlum, baştaki. 136 beygir. Çeker mi lan acaba? Kral. Hiç uğraşmayalım, biz kendi işimize bakalım şu anda. Bro, memnun yapıcı sokacağız da bro. Evet. Boşta bir sürü traktör var lan. 4, 3 tane traktör. 3. 4 tane traktör var lan boşta. Şu an. Şunu saymazsan 3 tane traktör var boşta. Bunu zaten çim tarlasının yanına götürüp geri getirmeyiz artık, orada bırakırız. Burada bak ya. Evet, bu arkadaşı bir yerden vereceğiz. Aç makineleri ama iki ayrı makine alabiliyor mu? Öne açtı. G'ye basıp arkayı seçmen lazım. Bas bakalım, onu da açıyor. Evet, bunu bir yerden işçiye vereceğim. Bu köşeden mi? Köşeden vereceğim ki bir şey yapmasın. Sıkıntı yaşamayız. Tamam. Ön makineye göre ayarlıyorsun. Biraz geriden ver istersen. Hayır. Oğlum, ön makine orada boş bırakacak çimleri ya. Nerede? Makineyi çok öne aldın. Tekrar oradaki çimleri biçmez. Almıyor abi. Çalıştır abi makineyi. Anlatayım da çalıştır. B'ye bak. İleri doğru sür. Karanlık tarafı için böyle biçiyor. İşçiye veremiyoruz, veririz. Bak, domuz işine girin diyor. Deli gibi gübre veriyor diyor. Elle gitmeyi deneyelim bakalım. Normalde alıyordum bunları, ben çok iyi hatırlıyorum. Alıyor abi normalde. Vereyim lan böyle. Ver bakalım. Tamam, yapıcı da sen gelsin. Bu sefer değil mi? Tamam yapıcı da otomatik olarak yapıyor değil mi? O da yapıyor da şu ortada bu çim bırak. Neyse, büyüyor nasıl hepsi ya. Ha? Tarlanın içindesin sen. Yemin ediyorum, hala bassan gitmez tezerek. Yine stop eder değil mi? Evet. Ama otomatik alıyordun. Bu arada tarlanın etrafındaki çimleri falan biçip alabiliyorsun ha. Evet. Onlar da bizim ya.
Almıyor abi. Neden böyle bir şey yapıyor ama? Acaba talanın şeklinden mi durdu falan? Bilmiyorum, vardır bir göklük. Ama trolün dediği aklıma yattı. Domuzlar çok iyi gübre veriyormuş. Domuza girdiğimizde gübre parası da vermeyeceğiz. Nasıl? Lan ne olacak bunlar? Şimdi biz bu çimi biçtik. Topladıktan sonra bu kendi kendine büyüyecek değil mi? Öyle olması lazım. Öyle. Domuzlar çok iyi gübre veriyorsa bu nedeni yiyip yiyip sıçıyor. Başka bir şey yaptıkları yok. Bence gayet iyi istiyor. Buradan bayağı çime çıkıyor. Kıç kadar dedikten mi? İçime olarak fazla çıktı bence. İnşallah bari namlu yapıcı otomatik alsın abi. İnşallah. En büyük temennim o. Umarım alır. İnşallah alır yani. Başka bir şey demiyorum. Onu da almazsa işimiz var zaten. Ne böyle bir gerzeklik yaptın mı? Ben de alamıyorum. Traktör eski acaba ondan mı yaptın? Sanma. Bu tarafta cer cer çekiyor lan. İki ay bıraktığımız yerde böyle namlu yapıcı takılırsa var ya Allah cezasını versin diyeceğim. Yapay zeka yapıyordu yani normalde. Makineler çalışıyor ya. Ön tarafı kapatma. İkisi demem ama. Dememişsin abi. O seçim değil çünkü. Seçtim ben onu. Traktörü seçtim, şimdi seçtim. Yukarı kaldırman lazım, yukarı. Kenara bir yere koştum. Bu arada bu yandaki bu çimleri falan biçebiliyoruz ha. Sen buraya nasıl geldin? İki senede nasıl olmuyor bu kombinasyonda? Demek istediğin ne? Aman elle yapıyoruz ya. Traktör mü abi? Namlı yapıcıyı yapar herhalde. Belki biz farklı farklı makineler seçtik öyle ya. Trollün dediği gibi. Ondan yapmış da olabilir. Ondan da olabilir abi.
Ön arka arka başka. Hı hı. Ha. Al bakalım şu makineyi. Bununla bir çizgi yapalım, ondan sonra toplarken bizi mikmesin anasını satayım orada. Hadi. Bakın nasıl bu arka taraf ufak traktöre göre. Namlu yapıcı ufak traktöre göre. Fark etmez, biz de güçlü traktör koyduk zaten. Aç bakalım. Helikopteri. Sen mi yapıyorsun? Şu an ben ayarlamaya çalışıyorum abi. Bunu ayarlamak biraz zor olacak. Nasıl bakayım, H'ye gidecek mi pezevenk? Aldı. Bırak gitsin. Bırak gitsin. Bak nereye diziyor, şu kenar diziyor bak. Evet abi. Bırak işçi bey gitsin. Benim için sorun yok, bırak gitsin. İzleyelim biz de, biraz da biz izleyelim. Bence gayet iyi gidiyor şu an. İstesin çıkart. İki sırayı tek bir sırada birleştiriyor. Evet. Sonuçta iş yapıyor mu yapıyor abi? Niye? Mesela işi yapması burada. Arayı kasa toplar elle ya. Orası tarla olmadığı için yapacak ya, yapmıyor. Ama ben sana bir şey söyleyeyim bak. Burayı hallediyor. Kasaya mı alacağım? Bırak çocuğum bunu buraya. Baksana evli adam. Arkada bir şey gözükmüyor ki. Niye bırakmıyor? Şeye git. Tamirhaneye git. Onu şeye ayarla, enter'la, o çıkacak zaten. Başka bir şeye ayarlayıp enter'layınca atacak onu dışarı. Bu sap kırıcı mıydı? Bu sap kırıcı. Ayarla de. Tamam dur. Bak bakayım çıkmış mı? Çıkmış, şimdi dön geri. Dön geri. Onu, neyse onu işte acımızda sarıcıya çeviririz onu. Şuydu değil mi? Evet şuydu. Şu an bence sarıcılık bir duruma ihtiyacımız yok. Bana öyle geliyor. İyi akşamlar koçum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şey ki niye bu elektrik direklerini yıkmıyor? Manyak mısın? GTA mı oynuyoruz lan? Sen de var ya, bazen harbiden değişikliği yaşıyorsun ya.
Bunu B'ye basıp çalıştırıyorsun, V'ye basıp indiriyorsun abi. Bu kadar. Başka bir şey yok. İndirdin mi abi? Evet. Ha, git oğlum. Anacan işte arkada bıraktıklarını tekrar toplayacağız. Yapacak bir şey yok. Hasta mı oldun? Aferin sana. Oğlum bana bir ot verdin lan bu. Şaka mı? Aşağıdan dağınık bırakmıştı bir yer. Hasta oldum, cuma günü gelemeyebilirim falan filan. Benim öğrencim içinden bunu dese dese Hüseyin der oğlum, başka kimse demez. Şimdi rezervasyon da yapıyor yani, cuma günü gelemeyebilirim. Duha mı? Oğlum Duha. Sen dua et. Duhacığım sen zaten koroda değilsin ki oğlum. Burayı mı temizledin? Ha, temizledim burayı. Ulan bunu yapıcı giderken diyorsun biz de buraları bir elleyelim ha. Ulan hastayım diyor. Eşek sıpası. Bu saate kadar bilgisayar başında. Veya da telefon elinde oyun oynuyor. Saat 11 olmuş. Hasta adam yatar zıbarır. Yani benim bildiğim. Biz yapmayız gerçi. Para kazandığımız sürece bizi durduramazlar. Oğlum. Ne diyor? 12'de yatıyormuşmuş. İyi. Yalnız hastaysan dinlenmen lazım. Dinlenince iyileşiliyor. Erken yatıp dinlensene. Akıllı. Öğrenecek, öğrenecek. Öğrenecek. Zamanla. Her şeyin ilacı zaman. Zaman her şeyin ilacı diyorlar da. Bazen de kazığı oluyor. Ne? Şey gidiyor troll ha. Eyvallah troll. Biz de gideceğiz şeye. Birazdan biz de jortlatırız yayını yani. Yani biraz sonra bir yarım saate kadar. Sadece bu tarlana kadar çim verecek onu merak ediyorduk. Hazır denk gelmişken bir dürtükleyelim dedik yani. Biz buraya çok büyük bir kasa almayarak mantıklı bir şey yapmışız. Çok büyük dediğin elito. Küçük. Yani bayağı küçük. Yeni mi kalktın? Yuh! Oğlum senin bu öğrencilerin ne yapıyor? Allah büyüktür diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Biz yayın basacağız. Sistem hata vermeyecek falan değil mi? Geçen de yayın bastık. Kayıtçı kilitlendi durdu falan. Sapıklı manyadı kafayı yedi. Home 5 sayfa İngilizce ödevim varmış. Az vermişler. 25 verselermiş. Az yapmış. 40 versin hatta, 25 bile az.
Lan biz bir günde her dersten alıyorduk 10'ar sayfa ödevi anamıza alatıyorlardı. Matematiği ayrı, Türkçesi ayrı, İngilizcesi ayrı bitmiyordu lan. Bitmez bir de meslek abi. Okuduk biz, branş dersleri de giriyordu bize. Ben ne yapayım? Bir de staj var. Tabii canım. Haftanın iki günü git çalış. 3 günüydü bizde. 2 gün okuldaydık. 2 gün okuldasın, o 2 günde de sana 12 dersten 12 sayfa saplıyorlardı ödevi. Yok. 2 günün bir günü atölyeydi. Ertesi günün yarım günü atölyeydi. Yarım günde işte mesleki işte çizimdi, oydu, buydu. Oğlum ben güzel sanatlarda okudum. Çok stajımız olmadı ama çok fena ödev iteliyorlardı ya. Ne saplıyorlardı var ya, öf. Bize parça veriyordu, bu parça işte şu zamana kadar yetişecek. O zamana kadar o parçayı dedikleri ölçülere getiriyorduk. Üst, o da yetmiyordu. Diyordu ki şimdi biz şimdi buna bir de delik deleceksiniz, kılavuz çekeceksiniz. Yani ben çünkü hatırlıyorum da yani lan oğlum matematikçi ödev, tarihçi, coğrafyacı, fizikçi, kimyacı hepsi ödev veriyordu. Ya kardeşim ben müzik bölümünde okuyorum, benim bir de provalarım var. Ben onları saymıyorum abi. Yani ya provalarım var. Eyvallah trolcüyüm, iyi geceler canım. Trolcüyüm, iyi geceler canım benim. Ya arkadaş öyle bir şey ki yani kasa mı doldu? Yo 89 oldu ya sadece. Ne bileyim, boşaltayım. Bakayım ığı çıkacak mı? Çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Aa çıktı değil mi? Çıktı değil mi? Gitti. Gitti. Boşaltamıyor Serkan. Iğı çıkmıyor Serkan. Bu işte bir götlük var. Ne demek ığı çıkmıyor? Çıkmıyor. Ha çıkmıyor işte. Ha. Biz bunu buraya boşaltmayacağız mı oğlum? Boşaltım yeri burası olarak gösteriyor abi. Evet. Dur bakayım. Şöyle bir yerin yanına. Niye şimdi böyle yaptık? Bak çok fena sinirim bozuldu şu an. Benim boşaltma önümden kaynaklı abi. Boşaltma önünü görebiliyor muyuz bu aletin? Yok göremiyoruz. Arkada mı boşaltıyor oğlum bu? Bir dakika. Nasıl kabul edemiyor içi? Kabul ediyor demiyor muydu samanlık? He? Kabul ediyor demiyor muydu? Biz yanlış mı samanlığı aldık? Gel inşaata baksana şöyle. Silolar. Tıkla. Kuru ot ve saman mı? Otu mu kurutmamız lazım yani? Kuru ot istiyor. Tamam kuru ot olduğunu biliyoruz. O zaman bu kasadakini götürüp şeye bırakabilirsin. Bence. Koyun şeyinin içine. Çünkü o da kuru ot ve şey yiyor. Ot kurtucu alacağız. Değil mi? Mec. Buradan mı boşaltıyorduk? Buradan boşaltıyorsun. Keşke karşıdan gelirken girseydin. Bu yamuk yerde çok zor olacak. Sal gitsin abi makineyi. Biz de makineyi doldururuz yani. Yanlış mıyım? Yani. Doldu bile. Hadi be. Hadisi bu kadar doldu. Küçük müymüş lan? 11.500. Hadi ya. Farkında mısın? Farkındayım. Ama aklımda şahane bir plan var şu anda. Ne yapacaksın? Bir tane daha koyun mu alacaksın? Balya. Almaz. Çim için yer yok. Bu kasayı bizim siloya götürsene lan. Kabul edecek mi? Çok merak ettim şu an. Gir şu dereden ye. Belki de silo kabul ediyordur. Bilmiyorum abi, beynim yandı.
Tamamdır koçum, görüşürüz. Yani silah alıyormuş. Gülerim ha. Sen ne diyorsun ya? Sıçtım. Senin yapacağın işimden var ya. Şu an alacak mı desen de merak ettim değil mi? Öyle böyle değilim ya. Bize alıyormuş. Almıyor. Tamam, ot kurutma şart abi. Tarladan çekebildiğini çek. Bunları ne yapacağız? Çek abi, bunun üstüne çekebildiğin kadar doldur, fulle bunu. Ot kurutma mı alacağız? Bunları boşaltamazsın. Mecbur koyun alacağım. Yesin diye. Yanlış mıyım? Ama cücük kadar yer kapış lan, belki yeter lan. İçinde kalan alan. Ha? Deneyek mi? Belki alır lan hepsini. Hadi kısmet. Ot kurutma makinesi alacağız, o görünüyor. Bence buranın hepsini alır bu. Kasa alır lan buraya. Güveniyorum kasamıza. Bence alır. İnşallah. 50 küsür bin değil miydi oğlum? 49 muydu, 55 miydi? Her neyse. Bence alacak. Şu namlu yapıcıyı oradan çekmen lazım sadece. Çekil şöyle. Bu kalan parçaları da alayım. Elimdeymişken. He? Bunlar da mı alacağım? Aldık. Bence hepsi kasaya sığacak. Ama otun bir daha büyüyeceğini düşünürsek bizim koyun almamız şart. Kaç tane alıyoruz? Fulleriz abi koyunları. Fulleyemezsin. 25 tanesi 500'den kaç para ediyor benim abi sana? Kanka, o namlu yapıcıyı bu tarlanın kenarına bir yere koy, traktörü boşa çıkar. Yapacağımız en mantıklı hareket bu. Kapat makineyi de. Nereye sokacağız bunu tarlanın kenarında, ona bir bak. Çim biçme makinesinin arka tarafını, ön tarafına bir yere sokacağız işte. Burası çok saçma olur. Niye saçma? Ama böyle çok mantıklı oldu şu an. Önden görmek. Traktörü de kenarda bir yerde tut istiyorsan, şimdilik lazım olunca götürürüz bir yere. Fazla geçtik, pardon. Oluyor. Oğlum o nereye gitti lan o biçer? Ben de bilmiyorum abi. Yeri yeri gidiyor bir yerlere. Kasaya sığdı. Böylece götür abi. Şeye koyalım, koyun şeyinin oraya I harfinin çıktığı pozisyona getirelim, bırakalım. Orada kalsın bu. Nasıl fikir? Yani götümüz sadece şeyde kalmasın. Çünkü girer oraya, girer. Hop hop hop, çok kötü, çok canan, kadarı sola çevir, ah siktir. Çıkmadı I çünkü dolu. Doğru muyum? Dolu değil, boyu yetmiyor. Şimdilik bu böyle kalsın. Kask koyun dolduracağım. 488 alacağım. Dur, suda istiyorlar ha. Fabrikada işlenebilecek yün sağlar, koyunlar çim, kuru ot yer, ayrıca su isterler. Bu hayvan üreme sınırına ulaştığında sağlıklı 8 aydan büyük hayvanlar üreyebilir. Bu 8 aylık hayvan. Da niye alamıyoruz biz o bir, niye pasif? Ha. Fiyata bakarak mı alacağım? Zaten kaç tane alıyor? 65 tane mi alıyor burası? Evet. Bizim kaç varımız var? 60 binimiz var. 10 tanesi 5 bin. Kanka 60 bin paramız var. Hepsi beyaz olsun. Ne fark eder ki bize? Değil mi? 20 tanesi 10 bin.
40 tanesi de 20 bin, 60 binimiz var. Dur. Satılıyor. 64 bin var. Yük lan lan. Fulleyeceğim dedin oğlum, 65 tane alayım. Tek seferde en fazla ne kadar aldı? 60 tane mi aldı? Evet. 5 taneyi de almayı versek ne olur? Almayız anasını. Yetmez mi 60 tane? Yeter abi. Su. Su getir bunlar. Bu traktörü çıkartman lazım buradan. Çimen lazım olursa getiririz buraya tekrar. Ya döneriz etrafından. Ocak arkasına koy işte. Tırı alacağız, su getireceğiz buraya. Biraz daha geç başına bir şey oldu. Bana bir cahillik yaparak erken başlamak zorunda kaldık. Bu konudaki fikrin nedir? Yani yapacağımız işi demiş. Her zamanki gibi. Ben bizim yapacağımız işin ta... ne kadar su alıyor onu bilmiyorum kanka ama büyük ihtimalle aynı yerden su yüklüyoruz. Büyük ihtimalle. Yani öyle tahmin ediyorum. %99. Zorluyor traktör kamyon ha. 30 tonu zorlamaması lazım. Vitesi çok diye yapıyor bence ya. Baba oraya kontrollü gir, orayı yamuk yapmışız. O uçtan da bu tır çıkmaz, siktir sana, takıldın. Besin dolu diyor. ESC'ye gidip bakar mısın? Hayvanlara bir girsene. Su görünmüyor ki. Yani biz işi için koyduk ya. Ondan mı? %99 ondan. Buradan çıkmayabilir ha. Çıkmaz. Tam kır şimdi. Çıktı mı? Burası daha alçak ya kavrama. Hadi oğlum. Tır yamuldu, tır yamuldu, tır yamuldu. Çıkartırım. Ne? Biz buraya yaş için koyduğumuz için acaba su istemedi? Büyük bir ihtimal. Abi biz burayı nasıl düzeltiyorduk? Peyzajan mıydı? Hı hı. Peyzajda sanırım oydu. Hangisi? Short önündeki. Bu. Hayır lan, altındaki, alt, yan sağdaki. Bu. Ha, tıkla ona. Ama dönmen lazım. Eğme dönüyordu. Dön 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 dön. Dön. Yamuk yere bir tut bakayım. Düzledi. Değil mi? Abo dur dur, fırına yaklaştır orayı. Fırına yaklaştır. Şey mi? Bak şuraya parça bıraktı bak ha. Tamam, biraz daha şu köşelere. Yalnız, hayır hayır hayır, yükseltiyorsun şu an. Çökert orayı ha. Sakın, yükseltiyor bu.
Bak köşe yaptık orayı, çok fena. Rampa gibi mi yapmaya çalışıyorsun? Hı hı. O zaman biraz uca geleceğim. O değil işte. O değil işte. Şu. İnmez artık. Geçmiş olsun. Ona sağ klik yapacaksın abi. Sağ klik çökertir. Heh. Heh. Çok çökerttin. Orayı kaldırırız abi, dur. Tamam. Şu yan tarafı da hafif kaldır. Sanırım kurtardı ön çıkış. Ha? Kurtardı mı orası sence? Bence şu an rampa gibi oldu zaten. Ne kral? Hop. Yükselteceğim mi? Şuradaki çukurluğu düzeltmemiz lazım. Asıl mesele orası. Şimdi. Hı hı. Geçiyor. Sağ klik yapınca ne yapıyor? Hiçbir şey. Oğlum bayağı çökertti orayı. Oğlum göçtü. Bırakma sakın. Sakın bırakma mouse'u. Bu ne yapıyordu? Çökeltiyor orayı, bak yokuş gibi yapıyor. Hop yavaş ayı. Çok ayarsızsın lan. Deli gibi paran gidiyor şu an, biliyorsun değil mi? Biliyorum. O ortadaki düzleme işte benim sana söylediğim kanka. Önce kurtaracak mı? Orası değil de şu tepeliği çözmen lazım. Şurayı. Tamam. Çok oldu mu? Çok yükselmedi mi sence? Hah, böyle bırak, elleme. Biraz yamuk yumuk oldu orası ama. Tırı soktuğumuzda bence oradan çıkar. Bence. Her türlü. Burada zaten sıkıntı yok.
Ve orayı da mı yapayım diyorsun? Yönünü değiştirerek bizim tarladan taraftaki tepeliği de düzeltmen gerekebilir. Özellikle orası çünkü sıkıntılı bölüm. Sağ kırık çökertiyor biliyorsun. Sen orayı yükseltiyor musun bana mı dedin ya? Ha? Oo çok çöktü. Yoldan tarafta sıkıntı yok kanka. Yoldan tarafı çözdük. Burası da yumuşadı ama ha. Değil mi? Öyle oldu abi. Sen sıfırlamaya çalışmıyorsun. Ben onun farkındayım. Yokuş gibi olsun istiyorsun biraz. Evet. Köşeyi yapamadık ama şu kenar oldu bak. Ya burası oldu abi böyle. Ne yapayım daha? Daha ne yapabilirim? Olduğu kadar ya. Yani. İyi. Var mı sorun? Ya o şu biçeri bulsan sarı biçeri ya. Nereye gitti o ya? Abi nereye gitti bu ya? Bura nere oğlum? Geri geri Michael Jackson yapıyor abi şey. Ben şunun kışını şöyle eve doğru da bir daha yayayım. Çok yanaşma baga girer yine pezevenk. Saçmalıyor çünkü farkındaysan. Tamam. E bugünlük bizden bu kadar olsun o zaman kardeş. Ne diyorsun? Olur mu? Olur mu ne diyorsun? Olur olur. Olur diyorsan sıkıntı yok. Her şey yolunda. Tertemiz. O zaman ne diyoruz buradan? Bugünlük bizden bu kadar kardeş. Ne ekeceğimizi unutmayalım da. Yulaf yulaf. Makine yulaf ayarlı zaten. Tamam o zaman. O zaman see you later. Ciao ciao. Bye bye. Adios amigos. Ciao kakao. Haydi eyvallah.